kafayı kırmış üzere. Evet, oluksun hastaları, delileri, manyakları, kafayı kırmışları. Arızalı bir gün. Ne olacağı belli değil, ne yapılacağı belli değil. Enteresan bir akşam. Gece boyu yayında olacağız. Ne olacak, ne bitecek, nasıl bir aksiyon alınacak? O aksiyona göre Fenerbahçe neler yapacak? Ne açıklamalar olacak? Galatasaray'ın kupası hemen mi verilecek, yoksa maç tatil edilecek? Galatasaray kupayı alamayacak mı? Alabilecek mi? Kaosu severiz. Kaosunu bol koy demişler. Kaosunu bol severiz. Kaosun üstüne ekmek kadayıfı gibi, kaymak gibi severiz. Hiç sıkıntı yok, severiz. Takipteyiz. Bartu burada. Hilmi burada, Umut burada. Gece boyu takipte olacağız durumları. Şu an ben A Spor'u açtım. Orada Fenerbahçe U19 takımı ısınıyor ama Fenerbahçe U19 takımı bir maç yapmak için mi ısınıyor, bunu bilmiyorum. Abi bize Discord'dan yayın verebilir misin ilk önce? Bir de evet, selamlar. Çok güzel olur. Selamlar. Öncelikle şunu söyleyelim. Fenerbahçe U19 takımı bugün gün içinde bir maça çıktı. Bugün ilk 11'de olan oyunculardan 3'ü hatta gol attı galiba. 4-1 kazandı sanırım. Aynen. Yani 4-1 kazandı. 3 tanesi gol atmış çocukların. Yani bu iş tuhaf bir iş. Yani bu işin doğruluğunu, yanlışlığını çok konuştuk. Birçok farklı videoda konuştum. Hani artık bu işin doğruluğunu, yanlışlığını geçtim. Yani onun artık konuşulacak bir yanı yok. Yani fikrimizi söyledik bu olayın doğruluğu, yanlışıyla ilgili. Tabii sizlerin içinde söylemeyenler de var. Ben hafta boyu yayındaydım. Artık ben olayı merak ediyorum. Yani gerçekleşecek olayı merak ediyorum. Nasıl bir aksiyon alınacak? Nasıl bir şey izleyeceğiz maçın başlangıç düdüğüyle beraber? A Spor'daki yorumcu az önce duyumlarıma göre dedi, Fenerbahçe maç başlar başlamaz çekilecek dedi. Ama hem Ali Koç'tan hem de U19'daki çocuktan öyle sanki oynayacak da bir enerji alıyorum Fenerbahçe. Bence direkt çekilecekler abi. Süreç o kadar acayip bir yere gitti ki ve düşmanlık, nefret, bölünme o kadar arttı ki Fener U19'daki çocuklar topu Galatasaray'a atıp bir anda Galatasaraylılara bam güm sert girmeye başlasa bile artık yani inanılmaz şaşıracağım bir atmosferde değiliz. Ne bekliyor bizi Türk futbolu adına bilmiyorum. Yani. Ama zor bir gün. Zor bir akşam bizleri bekliyor. Harbiden zor akşam bu arada. Öncelikle bu akşama başlamadan önce bugün aramızda olmayan bir isimden bahsetmek istiyorum. Evet, Turan da gelmedi. O da Süper Kupayı protesto ediyor. Yani ona da bir selam. Dışarıdayım çakalım. Ayağı falan yaptı. Kolpa. Mesela dışarı ağır 15 kolpa. Dakika önce çıktı. Tabii tabii. Söyleyeyim. Ağır kolpa ya. Abi, şöyle bir şey söyleyeyim. Beni yolladı yayına. Aynen yani öyle. Biri dostum, ben geldim. Ben de. Maç başlar. Maç başlar başlamaz yayından çıkacağım. Aynen öyle. Tabii. Hani. Böyle bir kaçış olamaz. Bu arada chatte Turan. Ya chatte mesela. Aynen chatte dışarıda. Chatte oğlum, dışarıda değil ya. Herif korktu gelemedi. İhtiraları mesela reddediyorum. Dışarıdayım. Kolpa. Fenerbahçe U19'da bu çocuk gelecekte uçar kaçar denen biri var mı? Bilmiyorum. Bartu sen abi daha iyi biliyordur ya. Valla U19'u takip ediyorum. Yusuf Akçiçek iyi sol bek FM'de galiba. Yusuf, aynen Yusuf'u duymuştum ben de. Yusuf Akçiçek'i duymuştum. Yani FM'den Çağrı'yı da çok duyuyorum ama gerçekten açıkçası bir bilgim yok. Çağrı Fedai. Çağrı bugün gol de atmadı mı? Sanırım. Hatta Çağrı, Fenerbahçe 1-0 geriye düşüp 4-1 yaptı. Çağrı Yusuf, her maç çıkıyor. Yusuf şeyde oynayan değil mi ya?
Bu de Avrupa'da da Avrupa oynayan. maçında. Aynen. Aynen. Hoca U19'un şansını ne görüyorsun bugün kardeşim? İyi başlarlarsa ilk 20 dakika iyi geçilirse. Bu arada futbol mu be abi? Olmaz mı? İmkansız mı? Galatasaray'ı yense ya İmkansız Fener gibi. U19. Mesela Galatasaray ne yaparsa yapsın olmadı. Top bir türlü içeri girmiyor. İyi kapandı Fener. Yani şöyle Olmadı yani. Fenerbahçe olarak şöyle bir şey diyeyim. Yani sondan bir önceki haftaya da U19'u çıkarırım öyle bir şeydi. Abi adamlar daha sabah maça çıktılar ya. Sence Hilmi sorun bu mu? Peki Yok 90 ben dakika bence hayır, sorunlardan biri bu üzüldüm. arada. Yani Ya futbol ben bu abi. çocuklara üzülüyorum şu an ya, o yüzden. Çocuklar iyi hazırlansa bence Galatasaray'a karşı rezil olmazlar. Yani futbol bu abi ya. Hiç belli olmaz yani. Ama yani Fenerbahçe sabah gibi bir maç kulübün oynayıp uçağa binip inip yani inanılmaz. Şöyle söyleyeyim, o 2002'de Türkiye'yi yenen Brezilya milli takımı sabah maç yapıp uçağa binip maça çıksa o takım da bence bugün Galatasaray'a yenilir. Yani bırak bu çocukları. Çok ağır bir tempo. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Galatasaraylı futbolcuların üstünde Atatürk tişörtü var. Bu Suudi Arabistan'da giyilmesine izin verilmeyen tişörtler galiba. Sanırım. Tişörtte Güzel bir de bir şey tişört. yokmuş. Bu arada. Tişört bir de pankarttı sanırım o zaman kriz yaratan yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, bir de pankarttı, evet. O gün de Maça yayındaydık. ısınmaya çıkılacak yani pardon İstiklal Marşı için okumaya çıkacak pankarttı sanırım arıza. Abdülkerim Bardakçı ısınıyor. Galatasaray'ın 11 nasıl lan? Galatasaray'a hiç bakmadık maç oynanmayacağı için. Öyle sayayım Muslera abi ben Nelson, sana. Kaan Bardakçı Kön, Tamam sen. Berkan Lukas, Mir Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi. O konucuya bak. Bunlar maça 5 dakika kala bir şekil gelirler diye 11 çıkarmış ha. Kerem Demirbay son 2 haftadır formsuzdu. Okan Buruk hemen kesmiş. Rehavete Oğlum Okan Buruk harbi Fenerbahçe'nin Şanlıurfa'ya gelmediğine inanmıyor lan. kapılmamış. Yani Hani sen de yani mesela öylesine bir 11 çıkarırsın anladın mı? Hiç öyle bir 11 değil yani. Hani gelsinler hemen başlayalım 11'e yani. son hafta performansını beğenmediği Zaha'yı kesmiş. Kerem Demirbay'ı kesmiş. Geri kalan isimleri korumuş mesela adam. Gün boyunca A Spor'da Fenerbahçe aleyhine normal olarak çok fazla açıklama oldu. Zeki Uzundurukan Fenerbahçe mücadeleden kaçtı demiş. Rea Kapsal'ın da bir açıklaması var. Bu Rea Kapsal 2 ay önce biriyle tartışıp Fenerlerin sevdiği biriydi. Bugün o da köşe çıkarmış Fenerbahçe'ye. Yani Abi Kore Evren tweetini normal açar mısın? çünkü herifler yılda belki 5 gün reyting yapacaklar. Bir günü bugün yani. Kimin Evet. tweetini Koray abi, Koray Koç. Ben Ne diyor? de gördüm o tweet'i ya. Çok iyi tweet atmış. Koray abi. Fred niye sakat diyor. Fred yine mi sakat? Bir şey diyeyim mi? Fener 11 harbi iyi duruyor ya. Fener'in altyapı takımları iyidir abi. Ben size diyeyim. Galatasaray değil de bize karşı biraz şansı var gibi geldi o takımın. Bak ben sana bir söyleyeyim mi? Süper Kupa Beşiktaş'a karşı olsaydı ve Fenerbahçe biz tepki koyuyoruz kardeşim. Biz buna göre oynayacağız bu maçı deseydi. Biz büyük ihtimal bizi yenerdi bu takımı. Fazla say tweet atmışlar abi ya. Ona da bakar Fazla mısın? baba ne diyor? Gurur duyuyorum takımımla bugünkü bu karar. Aa, Fazo Baba Ali Koç'a karşı tweet atmış.
Bir Fenerbahçeli olarak çok eski bir gelenek olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı protesto eder hale gelmeyi, Galatasaray'la olan 117 yıllık rekabeti hiçe saymayı bencil ve çocukça buluyorum. Bu krizleri Fenerbahçe yönetemiyor. Bu aşırı tepkileriyle aklıken haksız duruma düşüyor ve taraftarlarını da üzüyor, küçük düşürüyor. Bazılarını da kızarsa kızsın bu sözlere biraz düşünsünler. Ben Fazıl Say'a %100 katılıyorum. Hani sürekli sözlerimizi tekrar etmeyeyim diye söylemedik de, ben bugün Fenerbahçe'nin yani yanlış bir şey yaptığını düşünüyorum yani. %100. Ha, fikirlerine güvendiğim bütün Fenerbahçeliler de bizle aynı düşünüyor bu konuda. Fenerbahçe sahaya 11 kişi çıkacak ve sonrasında bir sürpriz olacak demiş. Kim demiş? Murat Akbaş. Orayı da direkt kayacaklar mı ya? Öyle bir şey olacak galiba. Abi chat'te skor tahminin nedir diye sormuşlar. 3-0 Galatasaray. 3-0 Galatasaray kardeşim. Bahis kaçırma bu skoru. Sürpriz ben de bekliyorum bu arada. İlk yarı 2.5 üst. Ben sürpriz bekliyorum bu arada. Yani ya buraya kadar geldik, mücadele ediyoruz gibi bir şey olacak. En azından Galatasaray 2-0'ı bulana kadar. Ben katılmıyorum abi sana. Çünkü şöyle abi, buraya... Ya Galatasaray 2-0 yapana kadar falan çocuklar götü sıkar. Galatasaray 2-0 yapınca da sakatlandık, bitirirken maçı falan çekerler bence. Ve madem mücadele edecektik, o zaman tam kadro mücadele etseydik. Bence tek de çekilmeyecekler. Yani çünkü ben sana şu yüzden katılmıyorum. Biraz oynayalım lan. Belki Galatasaray'dan biri sakatlanır, kafayız yapısıyla biraz da oynarlar bence. Abi bugün o zaman oynamazdı bu 19 takımı. Ya çocuklar daha 8-9 saat önce maç yapıp geldiler. Ya nasıl o da oynayacaklar? Yani mesela sakatlanma ihtimalini düşünsen yani. Bir de şey, Galatasaray hani maça çıktın, direkt maçtan çekilirlerse yine ceza yiyor Fenerbahçe. Ama galiba cezaların en azı duyduğum, anladığım kadarıyla. Ben şöyle olacağını düşünüyorum. Eğer bu senaryo olacaksa sakatlanma olacak. 9 kişiye düşürüp 8 kişiye düşürüp ya da işte kırmızı kart hakemi alkışlayıp 11'i de hakemi alkışlasa, hakem önce hepsine sarı kart gösterse, o anları falan izlemek feci keyifli lan. Yani şimdi düşünüyorum, A Spor rating yapmasın, oh iyi oldu diyen bir Fenerbahçeli bir kesim var bu sabah. Zaten tek maça çıkılmadığı iyi oldu diyen kesim o kesim. Hani oh lan A Spor kazanmasın parayı kesimi var. Ulan A Spor da inanılmaz bir rating yapacak ki birazdan. Yani bütün Türkiye ekran başına kilitlenecek, bu Fenerbahçeli çocuklar nasıl çıkacak? Yani, belki normalde yapacaklarından daha fazla rating bile yapacak olabilirler. Evet abi, muhtemelen yani ben mesela öyle olacaktı. Gerçek anlamda merak ediyorum. Nasıl maç ATV'deymiş bu arada. Hani nasıl Fenerbahçe çekilecek? Çok değişik yani bu. Türkiye'de böyle bir şey hiç yaşanmadı arkadaşlar. Yani Beşiktaş gelmedi. Beşiktaş Süper Kupa Türkiye Kupası yarı final rövanşında dedi ki sen benim orada can güvenliğimi sağlayamadın, ben bir daha oraya gitmiyorum dedi, gitmedi. Hükmen mağlup oldu. Fener kupa finaline çıktı. Kupa finalini kaybetti. Ama burada öyle bir durum yok ki. Yani burada geldi Fener. Ama başka bir takımla geldi. Ama geldi. Şimdi ne yapacak Fener? Enteresan mesela bu iş. Şahan Gökbakar tweet diyorlar. Ekim'de 7 günde 3 maç yapmışız. Biri derbi, diğeri Bayern, diğeri de Rize deplasman. Şubat'ta 11 günde 4 maç yapmışız. 2 Avrupa bir deplasman, 2 lig maçı bir deplasman. Erteleme falan oldu mu? Yok. Yani oynamak isteyince oynanıyor bir şekilde. Ya zaten bu benzeri tweet. Abi Fenerbahçe'nin en hatalı argümanı maç niye ertelenmedi bence hatalı. Çünkü maç ertelen kimsenin maçı ertelenmedi. Yani Olympiakos da bugün sahada. Beşiktaş Lyon turunda da hafta sonu maç yaptı. Galatasaray Barcelona turunda da hafta sonu Beşiktaş'la maç yaptı. Yani maç ertelenmiyor diye buraya gelmedik.
argümanların en yanlışı zaten. Yani biz biz Türkiye'de bize karşı bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla dayanamıyoruz bu işlere. Bir tepki vermek istedik. Ligden çekilmek de çok pahalıya denk gelirdi. Biz de bunu düşündük. Yani böyle dese hani bunu da yanlış buluyorum da. Bu okey ama ya bizim fikstürümüz çok sıkışık. Ben ona hiç yokum ya. O hiç mantıklı gelmiyor. Abi benim anladığım bu arada Ali Koç'un az önceki açıklamalarından senin dediğine daha yakın bir ihtimal. Yani biz biraz genel tavırdan da rahatsızız. Hayır mesela Fener U19'un kalecisi diyor ki bir maç seçecektik Avrupa'yı seçtik diyor. Takımımız diyor bir maç seçecekti o Avrupa'daki maçı seçti diyor. Şimdi ben bu çok yanlış yani hani 4 günde 2 maç oynanır ya. Abi Twitter'e tweet yazdılar bayağı bir. Ona da bir baksana. Twitter'e kim? Galatasaray muhabiri. Twitter'e. Aa! Galatasaray Fenerbahçe sahadan çekildikten sonra kendi arasında antrenman maçı yapmayı planlıyor. Yani millet buraya kadar gelmiş bir şey izletelim. Kafası bir düşünce mi? Galiba. Bu sanırım Beşiktaş'ın gelmediği maçta Fener'in yaptığı bir hareket. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya onlar da pas yapmıştı evet. Antrenman yapmışlardı biraz. Hem gelen taraftarın şeyi biraz izlesinler diye. Yani İstersen tabii orada Şanlıurfa'daki insanların daha bir şeyler görmeleri, bir şeyler izlemeleri açısından güzel bir aman diyeyim Liverpool'u katma. Güzel bir düşünce. Bu arada bugün Ali Koç'un da onunla ilgili bir açıklaması oldu. Beşiktaş'la oynanmayan aynen, Süper Kupa için Şanlıurfa'ya gelelim. Meselesi. Hatta ne alaka ya? Ne oldu? O kupayı Beşiktaş'la oynadığımız süper oynayacağımız kupayı kesin oynayacağız dedi. O yüzden öyle söylüyorum. Urfa'da oynamayı talep edeceğiz dedi. Bir de şöyle bir ekleme de yaptı. Galatasaray maçını da biz Urfa'da oynamayı talep ettik dedi. Tribünler bizim boş Urfa ama taraftan... yani abi şöyle öyle. Galatasaray tarafı da boş. Evet. Galatasaray tarafı da boş. Demek ki yani oynanmayacak diye mi boş yoksa oynanmayacak diye boştur abi ya. Bir de yani Fenerbahçe taraftarını zaten Ali Koç açıkladı. Yönetim satın almış bütün biletleri. Ne bileyim ben Şanlıurfa'da olsam mutlaka gelirdim lan. Çok tarihi bir an değil mi yani? Fenerbahçe sağdan nasıl çekilecek mesela? Merak edersin. Aynen öyle. Ya, Türk futbolunun eşi benzeri olmayan bir olay. Evet. Yani birazdan bir tarihe tanıklık edeceğiz aslında bakarsan. Ne kadar hoş bir tarihe olmasa da bir tarihe tanıklık edeceğiz birazdan. Bir like alalım ya. Like alalım. İzleyenlerden. Vallahi arkadaşlar enteresan bir akşam ya. Hani bazen sözler de bitiyor. Öyle bir yer. Yani Türk futbolu adına çok üzücü bu kadar işin gerilmesi. İki gün önce Galatasaray tribünlerinden bir adam kızıyla voleybol maçından çıkıyorlar. Tartaklanıyorlar. Kız çocuğuyla böyle beraber. Küçük kız çocuğu var yanında. Yarın bunun Fenerbahçesi olur. Yani Fenerbahçelisi bir Fenerbahçe birine de olur. İşler çok gerildi. Türk futbolunu yönetenlerin, kulüpleri yönetenlerin bunda payı çok yüksek. İki kulübede dışarıdan bir adam, bakan bir adam olarak en büyük pay sahibini tabii federasyonu falan ayrı tutuyorum. Federasyon başkanı çok fazla da.
Açık ara en büyük payı onların zaten abi. Açık ara federasyon da, federasyondan sonrasında Ali Koç'a yazarım. Yani acayip açıklamaları var sene başından beri. Tabii. Hiç kontrolünü sağlayamadı. Bu çekilme çekilmeme işlerinde bile camiasını böldü. Yani camiasına hakikaten zarar veriyor. O yüzden Mehmet Büyükekşi bak. Ulan ne kadar değişik bir adam bir ya. Bir numarası. Bu gerginliğin Türkiye'yi en büyük hale sorumlusu. Türkiye'yi ne hale soktu herif ya. Hani hiçbir stada giremezdi. Vah vah vah. Hakikaten gelmiş herif. Bu arada gün içinde TFF'de seçim kararı aldı evet. Ama Temmuz ortası Beşiktaş Kulübü açıklama yapmış. Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasına %100 katılıyorum. Çok geç bir tarih. Bugün Ali Koç da aynısını söyledi abi. Çünkü Avrupa oynayacak takımlar playoff oynayacak mesela dedi. Muhtemelen Ali Koç'un açıklamalarında şu yani vardı. Bu Avrupa şampiyonasında Avrupa şampiyonasına gidilmemesi lazım. İşte o da gitmek için. Aynen. O da Avrupa şampiyonasına, gitmek istiyor da kulüpler buna mani olabilir. Kulüpler yeterli imzayı toplasın. TFF'yi istifaya zorlasın abi. İmza toplamaktan geçiyor bu iş. Bugün galiba Fenerbahçe imza verdi. Yani istifa etmeleri için. Diğer kulüpler de kısa süre içinde verir. Bu iş bir an evvel toparlanır diye düşünüyorum. Kulüpler, takımlar sahaya çıkıyor. Abi Haluk Ulusoy adaylığını açıklıyordu bu arada hafta için. Öyle bir şeyler diyordu. Aday olacağım diyordu. Vay be. Kulüpler sahada. Gencecik pırıl pırıl da çocuklar ya. İnşallah tabii hepsi ileride futbolculuklarıyla anılır. Bu geceye dair bir şekilde anılmazlar. Dinçer Azapan'ı gördüm Şanlıurfa'da tribünde taraftarlar arasında. Randımanlı bir Galatasaraylıdır. Orada chat'te de sormuşlar çok fazla oyuncuların kariyerini etkiler mi diye. Bence çok etkileyecek yok, bir olay canım, değil ya. Ya etkilemez de. Ya mesela 20 sene sonra hani o gün sahadaydı diye anarız inşallah. Çocuklar iyi yerlere gelirler de. Ulan hani bir tane maç vardı ya, Fener sahadan çekildi, kupayı Galatasaray aldı. İşte orada sahada vardı bu çocuk falan diye anarız yani. İyi anılır inşallah çocuklar. Ya ileride YouTube programlarında burada sahada olan çocuklardan birini izleyebiliriz. Bana hep o his geldi. Ama hep geçerli ama. Ha tabii. Yok ben o kadar berbat edeceklerini düşünmüyorum hayatlarını da. Ya çocuklarda bir şey yok çünkü. Yani. Fenerbahçe ve Galatasaray sahadalar. Ulan harbiden çok enteresan bir akşam beyler ha. Orada Galatasaray'ın pankartı göstermediler. Ya da çekilecek mi henüz bilmiyorum. Göstermediler ya. Cumhuriyet'in 100. yılıyla alakalı bir şey yazıyor sanırım. Şimdi bakalım Fenerbahçe Santra'da ne yapacak? Fenerbahçeli çocuklar Santra'yla beraber ne yapacaklar? Esas mesele bu. Benim tahminim şu, alkışlayacaklar sonra da formalarını çıkarıp gidecekler gibi hissediyorum ben. Bende de tek alkış işi olacakmış gibi geliyor. Hilmi. Forma çıkarma olmaz gibi geldi bana. Bence de. Yok, formayı çıkarırlarsa sarı kart görecekler yani. Fener, en kolay kırmızı görme yöntemi. Fener futbolcular alkış yaparken Galatasaraylılar hücum eder mi? Hakem durdurmadı ama oyunu. Diyelim. Mesela bence topu edecekler. Bence taşı edeceğiz. Atarlar ya da vururlar. Neyse biraz sonra öğreneceğiz de merak ediyorum. Galatasaray bir tane gol atsa mesela Fenerbahçe protesto yaparken. Valla ben öyle bir şey bekliyorum bugün ya. Abi biz iyi oyun diyorsun. Tak tekeme ilk ataktan gol mü? Öyle bir şey hissediyorum niyeyse. Bence öyle bir durumda faul yaparlar ama. Bence de çeker yani, indirme olur. Ya çeker yani. Hani sert girme anlamında değil de. Önüne geçer, eliyle dokunur falan bir şey yapar. Fenerbahçe hükmen yenilir, hükmedenlere yenilmez demiş. Ahmet Ercanlar.
Ahmet Ercanlar hala tweet atabiliyorsun ya. İnanılmazsın ya. Çeşme Spor, Alata Spor maçındaki ses kaydını Erden Timur, Ümraniye Kalesi falan filan diye millete satıp hala tweet atabiliyorsun. Nasıl bir surat var sende be abi ya. İnanılmazsın be. Ya valla ben de bir Fenerbahçe taraftarı olarak engelli. Fenerbahçe taraftarı olan abi zaten çoğu Fenerbahçeli. Öneririm. Benim tanıdığım çoğu Fenerbahçeli de engelli bu arada. Yani bizi kandırmadı. İnanılmaz bir herif ama ya. Hala bir karşılığı olması falan bana inanılmaz geliyor ya. Benim çoğu Fenerbahçeli arkadaşım da engelli bu arada yani. Doğrusu o bence abi zaten. Maç başlıyor. Top Galatasaray'da. Yani Santra Galatasaray'ın, top Galatasaray'ın. Hakem düdüğü çalacak. Fenerbahçeliler sahaya yerleşmiş. Fenerbahçeli futbolcuların içinde dua edenler var. Yani harbiden 90 dakika maç oynanacak gibi Rabbim yardımcımız ol. Şekli duaları ediliyor. Ya abi hayatımda hiç bu kadar enteresan bir şey izlemedim ha. Ufak bir heyecan var değil mi sizde? Tabii tabii var diye. Var. Oğlum Fener oynuyor. Ne izleyeceğiz acaba? Ya oynanıyor. Hani sağdan çekiliyorlardı. Oynanıyor acı. Sürpriz bu muymuş? Fener oynuyor. İyi izleriz maçı. Mis gibi maç. Galatasaray'ım top çeviriyor bir tık. Dakika 5 bekleniyor diyor. Dakika 5'i niye bekliyor ki? Bir kural gibi Yağız bir şey mi? Yağız Sabuncuoğlu maç başlar başlamaz çekilecek deniyordu. Demek ki Yağız Sabuncuoğlu'nun istihbarat tutmadı. Bakalım. Yağız patlatmak için. Yağız Sabuncuoğlu'nu yabancı çıkarmak için 2 dakika oynuyor. Şey söyleyeceğim. İyi ön alanda baskı yapıyoruz bu arada. Abi bir şey söyleyeyim mi? Chatten okuduğum şey gerçekse. Ciddi mi ya? Donumuza ciddi yaparız mi? Ya Allah. O ciddi mi lan? Galiba ciddi. Peki mevzu bu ya. Siktirin gelin. Hadi. İnanılmaz ya. Oğlum Galatasaray gol attı ya. 56. saniyede. Dakika 1 gol 1. Ne olacak şimdi? Bile. Niye böyle bir şey oldu ki? Oğlum bu niye yaşandı ya? Böyle bir şey. Niye oldu ki lan bu şimdi? Offside yalnız. Vardan dönüyor. Sevinin durun döneriz. Aa, Barış Alper'in asist çok iyi yalnız. Sabah maça çıkmış çocuklar ya. Bir de geliyorsun şurada çata çat maç mı yapacaklar? Bari çekin çocukları sağdan ya. Nasıl seviniyorlar bir de? Harbi Galatasaraylıların sevinç ne ya? Ofuedo hayvanlığı var herifte ya. Çekiliyorlar değil mi? Çekiliyor mu? 7. dakikadaki golü beklemiyorlardı bence. Bilerek çekildiler mi? Aa gelin diyor Fener yöneticisi. Böyle oldu mu da ceza yiyecek ki Fener, yemeyecek mi? Oğlum niye gol yedirdiniz o zaman çocuklara ya? Bence o planlı değildi. Hayır abi, bence o planlı değildi, asla değildi. Mesela ne biliyor musun? Madem dakika birde takımı çekecektin. Ya Ali Koç hakikaten şuna bakıp üzülmüyor musun şu yaşanan şeye? Yani dakika birde ya takımı çekecektin. Madem deseydin ki herif uzun oynuyor. İndir, tut belinden indir de. Ya da Icardi ceza sahasının içinde Yusuf Akçiçek'e de ki gir buna al aşağı de. Herif zaten çekilecekse indirseydi, penaltı olduğu anda da galiba Fenerler içeri girseydi. Yani golü yemen racona uymadı. Niye abi, Icardi'ye gol prim verecek Galatasaray? Galatasaray ve Galatasaray'dan boş yere para gitti. Ali Koç büyüksün be. Dursun Özbek gol primi ödeyecek. Volkan şimdi rakibi bekleme süreci başladı değil mi? Bekleyecekler geliyor mu? Şöyle bir Sinan Çetin müziği alırdım buraya ince. Kaç yani, dakika bekleme acaba? Bakalım geri gelecek. O işleri de öğreneceğiz beyler. Hayatımızda ilk kez böyle bir şey gördük. Şimdi bak mesela bir takım içeri girdi. Ne oluyor? İlk kez göreceğiz bunu. Yıllardır konuşurduk. Lan bir takım içeri girse ne olur? Allah razı olsun Ali Koç'tan. Bak şimdi öğreneceğiz. Bir de şöyle bir şey olsa bak, mesela 3 dakika ya süre. 2 dakika 59'da takım çıksa sonra geri girse bir daha. Aha, falan. Bak bir anons yapıyorlar içeri şimdi. Çocuklar gelin diye benim Sıtkı Tan şeyi şekli. Sıtkı Tan hani o şekil. Şimdi bir anons diyor. Yap baba anonsu. Ha. Oğlum hakemi duysak mı ya? Ne diyor hakem? Hakemi duyuyor muyuz A-Spor'da? Aa dur. Fenerbahçeli oyuncuların sahaya dönüp dönmeyeceği konuşuluyor. Fenerbahçeli
Hafif ses verdim beyler, siz de dinleyin. Yöneticiler. Abi sanırım Ali Koç'a küfür var, evet. Abi, yani bir susun da bir dinleyeydik be. İki dakika sonra küfür etseydiniz. Tamam. Biz gelmiyoruz dedi Fenerli yönetici. Şimdi hakem bitiş düdüğünü çalacak ve Galatasaraylıları kupa mı kutlayacak? Onu bakalım, o nasıl olacak, orayı da merak ediyorum. Abi ben harbiden izlediğim en enteresan şey lan, 4 dakikada kupa aldı takım. Orada tünelin çıkışta da İter de bekliyor ya. Aa, Galatasaraylar kutlamaya başladı. Harbi Galatasaray'ın hayvanlık şaka mı? Galatasaraylıların zıplama işini, harbi ölürüz lan. Oha. Harbi nispet mi lan bu? Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Galatasaraylı olayım, harbi tura çıkarım olduğum şehirde. Erken gol laneti bu arada. 1-0 en, bitti en, maç. En temiz kupa. 4 dakikada herif bir tane uzun top attı, vurdu, gol oldu, kupa aldı ya. Kafayı yiyeceğim kötülüğü. Ali Koç gülüyor. İçeride yak. Ya Ali Koç bir de gülüyorsun ya. Ya bedavadan kupa neyse, verdin bir de gülüyorsun ya. Bu arada bu skor 3-0 açılmadı. Oyna dediğimiz kardeşe yine yatırdık. Skor 3-0 da olmadı. Yani Galatasaray gol attığı için 1-0 bitti maç. Erken gol laneti. Dursun Özbey'in poşu şaka mı, sarı kırmızı poş ayarlamışlar herifi. Nasıl bitti ya mi beyler? Hakem ama bir şey yapmadı ki abi, ben onu anlamadım. Bu işin raconu ne? Hakem bir düdük çalarsın değil mi? Bitti dersin. Hakem direkt içeri girdi. Ben böyle hiç sevmem ki. Fenerbahçe sağdan çekildi, kararı TFF verecek. O zaman alt kupa töreni olmayacak mı? Kupa töreni olmayacak mı? Ya da TFF kararı hemen verir. Ulan TFF başkanı oturuyor orada. Acaba? Galatasaray deli gibi kutlama yapıyor lan şu an. Sahanın içinde. Galatasaray tweet atmış. Icardi'nin golünün ardından Fenerbahçe sağdan çekildi diye. Ya her böyle bir tweet mi atmış? Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Çok kötü. Oğlum harbi nasıl gol ya yedin ya? 3 dakika ya. 3 dakikam var işe ya. 3 dakikam var ya. Hayır, ben şunu anlamadım. Çocuklara 3 dakikasını söylemediniz mi abi? Ben mesela orada 95 numaranın yerinde olacağım. Icardi topu al, bak top şişti. Abdülkerim şişirdi. Bak şurada Barış Alper'in arkasındaki çocuk var ya. Alabildiğine yüklenirim Barış Alper abi. Faul yaparım. Zaten çekileceğiz. Niye gol yiyeyim yani? Niye alabildiğine ittiririm adamı. Atma, attırmayız ki penaltıyı. Attırmayız ki penaltıyı abi. Çekiliriz. Yani Galatasaray'dan gol yemek... Şurada bak bu tweet'i attırdı mesela. O tweet'i attırmam abi. Bam diye girerim Barış Alper'e. Hakeme derim ki dur oyunu. Biz çıkıyoruz abi. Yani gol yemek işi çok Icardi derbi yine boş geçmedi diye tweet var mesela, baksana ya. Bu arada abi dediğine abi katılmakla beraber genç çocukların kariyerine öyle bir şey yaptırmaya gerek yok. Hayır bence abi, kötü bir şey yapmayacak abi ki. Sakatla demiyorum. Yanlış anladın. Onu yanlış anlaşıldı. Hayır, anlaşıldıysa. Hayır. Yok. Ben şimdi ben maçın 3. dakika çekileceğini biliyorum ya. Barış Alper'i formadan tutar ittiririm yani. Kafayla arkaya aşırtmasına izin vermem diyorum. Ya olur ya, bir sakatlık olur abi. Bu yok sefer o çocuğa bir... Sakatlamalı bir değil ya. Belden sarıl ya çocuğuna. O belden sarıl Barış Alper'e. Kulağına söylersin abi, kusura bakma dersin gerekiyorsa yani. Milli takımdan abi falan tanıyorsan. İstersen şöyle bir örnek vereyim. Hani FIFA'da penaltı yaptırıp alt F4 çekersin. Alt F4 çekersin. Aynen ya öyle. Penaltı yaptırıp aksana Mehmet Büyükekşi nasıl gülüyor ya. Ulan sen nasıl bir adamsın. Rakibe galibiyet yazılmaz en azından. Oğlum senin suratın harbi. Hani yap, hiçbir sattığın ayakkabıda sendeki surat gibi bir kösele yoktur ya. Yani köselelerin en büyüğü o herifte, inanılmaz. Ya şu bak, şu an Galatasaraylı kutlama yapan insanları anlıyorum. Galatasaray futbolcularını anlıyorum. Bedavadan kupa. 4 dakika çıktık. Duş bile almayacağız. Bindi uçağa gidecek. Ama şu herifin gülmesini anlamam abi ya. Dursun Özbek gülmüyor mesela, öyle diyeyim. Dursun Özbek tabii gülmeli Dursun mesela. Mehmet Büyükekşi daha çok gülüyor. Dursun Özbek kupa aldı abi. Bedavadan kupa.
Ya bu ne ya? Sen nasıl bir adamsın abi ya? Bu arada Bayık Galatasaray aldı. Ali Koç ve Büyük Ekşi gülüyor. Şey, Dursun Özbek gülmüyor abi de. Galatasaray bu arada sahanın içinde itmana başladı. Hani sevinç işi bitti. Saha içinde bir itman başladı. Büyük ihtimalle Galatasaraylılar birazdan kendi aralarında bir maç çevirecekler. Okan Buruk da gülmüyor bu arada. Evet. Ali Koç forma imzaladı. Ya Allah'ım yarabbim ya. Ben üzülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ali Koç'un bu gece çok üzülmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Bu tweet bile Ali Koç için Turan da yazmış. Hani bir daha Kadıköy semtine sokulmaması lazım bunun bedel yapanlar demiş. Baksana geliyor imparator. Yok bence çıkıyor abi. Mehmet Büyükekşi çıkıyor mu? TFF karar verecek. Verecek değil mi? Değil mi? Doğru doğru. Abimin mesaisi var. Antrenman maçı işi de kupa verilmeyeceği için. Çünkü taraftarları kupayı gösteremiyoruz. En azından takımı izlesinler işi. Doğru bir hareket zaten. Abi ben de şöyle diyorum o zaman. Galatasaray bir tweet dağıtmış bu arada. Şu kadar insan buraya gelmiş. Bu iş elinde sonunda Galatasaray'a vereceksiniz bu kupayı. Karar alacağız diye bir müsamere yapmayın. Bari oraya gelen Galatasaraylılar kupa görsünler. Aa Galatasaray'ın tweet'i. Hakikaten Türk futboluna, Türk futboluna Türk futbolu abi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ı ortaya açtın, Galatasaray'a gol attı. Aynen öyle. Galatasaray'ı ortaya açtın, Galatasaray'a gol attı. Bu tweet'i attırttın adamlara. Abi gol yemeyi beklemiyorlardı ya. Ama helal olsun yani bugün sahaya çıkan bütün kardeşlere. Fenerbahçeli çocukla onların da fotoğraflarını açayım. Abi ya ben de şöyle bir ekleme yapayım. Kardeşler biz burada yayında konuşuyoruz. Bartu sözü sana vereceğim. Fenerbahçeli olarak sana vereceğim. Kardeşler biz burada konuşuyoruz. Biz burada sizin yöneticilerinizi eleştiriyoruz. Sizler aslansınız, pırlantasınız. Hepinizin yüzlerinden temizlik akıyor. Tertemiz çocuklarsınız. İnşallah çok güzel yerlere geleceksiniz. Hasan abiniz olarak burada söylenecek İnşallah. Bir şeylere eğer kalbiniz kırılırsa gücenirseniz gücenmeyin. Burada konuşulan şey sizlerle alakalı değil. Sizi yöneticilerinizle alakalı. Sizler aslansınız. Elinizden ne sizden ne istenmişse Fenerbahçe futbolcusu olarak siz onu yaptınız. Kimse size kötü bir şey diyemez. Sizle alakalı bir durum yok. Galatasaray'ın itman maçı başladı bu arada sahanın içinde. Aynen, Bartu sözü diyecek. Sana veriyorum. Abi valla bizim takımla ilgili bir konuşacaktım. Çok güzel konuştu zaten. Çok ekleme yapmama gerek yok. Bir de ben buradan hani Emirhan'ı, Hilmi Hoca'yı bir de Tahir Hoca'yı tebrik ediyorum bir Galatasaraylı olarak. Ben bugün etmiyorum valla. 4 dakikada kupa aldılar. Sinirim bozuldu. Bu kadar olmaz ya. Onlarlık bir şey yok abi. Yani Galatasaray winner camia bilmem ne dedik de 4 dakikada kupa alma işi artık galiba asabım bozdu yani. Niye şurada Süper Kupa'da Beşiktaş'ım denk gelmedi? 3 dakikada kupayı alaydık da gideydik. Çok keyifliyim ya şu an izlediğim şey. Oğlum ne bileyim ya ben bu olayın kupa kazanan tarafında olmayı çok isterdim yani. Bilmiyorum Galatasaraylı içinde burukluk olan insan var mıdır ulan keşke Fenerbahçe'yle bir 90 dakika korakor maç yapsaydık diye ama. Yoktur bence abi ya. Ben derbi izlemeyi sevmem mesela. Beni çok gerer. Sinirim bozulur. Yani tansiyonum yükselir. Evet, evet. Benim de çok hoşuma giden bir şey değil. Ulan şimdi hiç tansiyon yükselmeden bedavadan kupa aldın ya. Yani o çok acayip bir şey yani. Galatasaray itman maçı devam ediyor bu arada. Ndombele'yi gördüm sahada. Ndombele'nin bereyle çıkması. Ndombele Şanlıurfa'da bere giyen tek adam Nisan'da. Galatasaray Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında iki kupalı şampiyon tweetini atmış. Tabii Galatasaray şimdi 2023 Süper Kupası yani Cumhuriyet'in 100. yılına ait Süper Kupayı müzesine koymuş oldu. Aslında baktığın zaman kıymetli bir kupa. Yani kıymetsiz bir kupa değil. Kesinlikle. Yani maç çok kıymetsiz oldu ama yani kupa çok kıymetli bir kupa Cumhuriyet'in 100. yılı. Batu Şahı Sarı Lacivert Kalp paylaşmış bir dakika önce. Adamsın Batu Şahı. Ben şeyi merak ediyorum abi şu an spiker maçı mı anlatıyor? Bir,
Bir ses vereyim salaktan. Yani bu maça çok değer verdi. Reklam geçirdi. Aynı şekilde yani bir hassasiyetleri var. Ya o... Yorumcu yorum yapıyor da maçı anlatan anlatıyor mu onu tam anlamadım açıkçası. Genel bir yorumlama var sanki olaylara. Oğlum inanılmaz bir şey yaşadık be. Beyaz takım bayağı kötü diyorlar. Twitter'daki yorumlar Galatasaray'dan beyaz takımın kötü olduğu yönünde. Beyaz takımda Zaha var. Ben beyaz takımı tutmuyorum. Harbi şunlardan birini tutacak zorunda kalsanız Galatasaraylar hangisini tutardınız? Kesinlikle beyaz olmayan takım. Peki bir şey söyleyeceğim. Beyaz takım şimdi yedek takım ya. Endombeleli falan oynuyor. Evet. Bu iki takım harbi kora kora oynayacak. Beyaz takım kazanırsa kupayı Fener alacak. Beyaz takımın kazanamayacağına güvenip bu bahisi oynar mıydın? Oynardım ya. Gol yazmışlar. Gol mü? Barış. Barış Alper birini karşıya aldı. Çekti. Kaleyi Barış gördü. Diyor. Oo, kaleci atlamıyor acayip, abi ya. Acayip vurdu yalnız. Bu kaleciyle Erdem Timur'un ses kaydı varsa bir haftaya patlar. Atlamıyor herif. Kaleciyle Erdem Timur'un ses kaydı. Günay'ım nasılsın? İyiyim abi, Allah razı olsun. İyi vurmuş. Bayağı Günay, iyi vurmuş atlardın sen bunlara. Bu kadar da kötü kalecilik olmaz ama ya. Antrenman maçı şunu atla abi. Rakip atlasa, Galatasaray olunca Günay. Aynen öyle. Bence. Rakip Galatasaray olunca Günay. Çok belli ettiniz Başike'yi bu sefer. Ya buna bahis alınmıyor mu ya? Beyaz takım. Oğlum harbi bari şunun bahisini açın. Şunu oynayak ya. Beyaz takım çevirir mesela 12 falan verir şu an. Oynardım ben. Antrenman maçı. Belki hırs yapacak herifler. Abi beyaz takımın sol bekinde Eyüp Aydın oynuyor ya. Şey değil galiba. Mi? Ömer Bayram efekt. Tersten ama. Kaçan var. Kerem Aktürkoğlu kaçtı. Atamadı oraya. Oğlum maç iyi oynanıyor lan bu arada. Demirbay acayip attı. Aa, Orya var. Orya'yı ilk defa izliyoruz. Galatasaray formasıyla. Yok, Galatasaray formasıyla değil ya. Beyaz formayla. Bari skor tabelası koyun ya. Hasan abi Orya'yı ne diyorsun? Beğendin mi? İyi duruyor. Orya'yı daha ilk kez gördüm. Dur bakalım. Beğendik miyelik bir şey görm. Daha dur bakalım. Vay 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 vay. Gelecek mi yazıyorlar ya? Sofası gelir bu maçın Icardi. Beyler. Icardi biraz hareketli oldu ya. Icardi harbi kırmızıların en kötüsü. Rakip takımın hocayla Okan Buruk niye o kadar samimi? Rakip takımın hoca dediğin? Yardımcı. Zeki Murat Göle hocam nerede ya? Ulan o adamı da hep en şart görevini o adama yazıyorlar ya. İki senede bir. Fenerbahçe'nin Aslanak Bey oldu. Nerede? Abdülhey oldu ya. Afganistan diyorsun gidiyor. Dağda peşmerge ol 5 yıl. Okey. Abdülhey yollarda. Ulan bir kere de iyi iş verin şu an. Bir kere de şehir içi yazın şu adama ya. Aha Ziye kaldı. Oğlum beyazlar çok kötü ha. Ben size bir şey diyeyim mi? Beyazlar 3 hafta oynasın. Fener Nisan sonu ilan eder şampiyonu. Bu kadar kötü takım olur mu ya? Oo Barış Alper baksana yürüye Barış yürüye gidiyor lan. A bomboş gidiyor. Kerem Aktürkoğlu lan. Günay. Galatasaray öne geçti tabii. Atlamaya başlar. Kerem Aktürkoğlu'na bak nasıl kaçırıyor lan. Hırslı hırslı vuruyor. Hakem var mı ya sahada? Yok lan ne hakem. Maç keyifli de mi Umut? Onu söyleyecektim. Oğlum hakemsiz maç harbi feci akıyor lan. Bak şu bordo hakem mi? Var hakem. Bordo hakem. Ya Galatasaray'ın hakemleri satın alma işi neyse.
Günay. Ulan hakemler artık Galatasaray eşofmanıyla çıkıyor maçlara. Şaka mı bu kadarı da? Kadrolu hakemi var mesela. Yuh, Galatasaray forması giyseydin. Zaten giyiyorsun. Bir şaka yapalım. Evet. Çok şaka yaparız. Bebe ya. Maçtan çekilerek doğru yapmış. Hakemde GS eşofmanı var. Hakemin vermediği faale baksana mesela. Şaka mı? Icardi. Aa. Kaçmaz bunlar. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? İrfan Hoca berbat hakem ha. Volkan Bayarslan'ın işi yoksa çağırın bir yanım saat dursun. Bunu nasıl çalmıyorsun abi? Ne söyleyeceğim? ATV bu arada az önce tekrar mı gösterdi pozisyonu? Aynen öyle. Antrenman maçında tekrar izliyoruz. Evet evet. Golü de tekrar izledik bu arada. Aha Ziyech şimdi gidiyor. Hadi eksik yakalandı. Benim beyazlar çevirir bahsi geliyor. Hayali oynamıştım. Aynen geldi. O nasıl pas abi ya? Aa yan hakemler de var. Yan hakemler olduğu yerde duruyor oğlum. Bu nasıl tembellik? Bunlardan hakeme sonra. Harbi var mı acaba ya? Var. Bir rica etse de. Aha benimkiler atıyor. Ah be. Hadi be. Ben bu arada beyazlar çevirire hayali bahis yaptım beyler. Şimdiden söyleyeyim. Oranı da kendin kupon belirlesene. Oran 14 falan. 14'e attım bir şeyler. Oran ne biliyor musun? Galatasaray bir Anadolu takımına karşı ligde iç saha maçını öne geçince rakibin çevirine ne veriyorsa o. Oynarım abi. Beyazlar. Yedek takım sonuçta. Oraya gözüm tuttu. Aha oraya attı. Geliyor. Geliyor. Geliyor benimkiler. Vur. Oha çok iyi bas. Çevir. Abi Icardi Vinicius değiştirek ikinci yarıya. Galatasaray tweet vermiş bu arada. Yok golü atmışlar. Golü paylaşmışlar. Galatasaray'ın en giriş hesabının bir tweeti var. GGVP. Ne bu? Dede kaçtık well buna. Buna evet, dede good kaçtık. Game well played. Good game well played. Şekli bir iş. Harbi nasıl dede kaçtım bu işe ya? Harbi anlamadım evet biliyorsun. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben de şu an öğrendim bu arada. Well play ha? Ha siz ya siz harbi yaşlısınız easy ya. Easy'yi biliyorum ben. EZ yazıyorlar o easy. Hani basit olduğu gibilerden. Onu biliyorum. Biri chatte Galatasaray alır maçı yazmış ya. Harbi onun benim verdiğim tahminler maalesef. Beyaz takım feci oynuyor. Oynamadığınıza yanarsınız 12 oranından şu çeviri. Icardi sağda yoktu bugün. Icardi falan hiç biri oynayamıyor. Gerekliler feci dağıttı Galatasaray'ı. Kese doğranıyor yazmış. Bu arada abi Kerem Aktürkoğlu gidiyordur. 2 olmasın. Tamam sıkıntı yok. Aynen Günay Galatasaray'a yatar. Kurtardı mesela. Demin niye zıplamadı? Tutamayacaktı zaten o topu. İyi pres yapıyor Galatasaray. Yelekliler presi atlatırsa harbi uçak oluruz. Ah be. Evet.
Abi chat'te biri Icardi'nin gol gelek golü müydü la yazmış ya. Ya tabii gülüyoruz da Türk futbolu adına skandal bir akşam yani. Hani iş biraz makaraya dönsün. Belki hani bizi izleyen chat'te Fenerli de vardır. O da biraz kafayı dağıtsın diye işi makaraya vuruyoruz da yani. Skandal bir akşam Türk futbolu adına ve yani sorumlusu herifin sırıtış harbi öldürür bizi ya. Yani abi, tabii ki tek sorumlusu diye ben hala söylüyorum. Bence Ali Koç çok yanlış karar verdi ama yani Türk futbolu bu halde ya. Abi Türk futbolu bu halde, şu hallerin ne senin ya? Şu hallerin ne senin ya? Abi Türk futbolu ne halde? Yani bu tek başına Ali Koç'un sorumlu olduğu bir şey değil. Yani sen bu ülkede Galatasaraylısını, Fenerlisini don lastiği gibi gerdin ya. Her kararını daha çok gerdin ya. Abi Yağız Sabuncu on tweet vermiş. Galatasaray gole gidiyor. Ha yok tamam. Günay Güvenç. Yeleksizlere Galatasaray diyorum. Yeleklilere yelekliler diyorum. Yağız Sabuncuoğlu tweet diyorsun ha? Aynen. Abi ya burada birazcık makara yapmamızın sebebi ya bu şeyin izahını biz kendi çok adımıza çok bulamadık. Kararı 22 kararı dakika söyledi abi. Yönetim kararıyla sahadan çekildi yazmış 23 aynen dakika önce. Ben en son onu gördüm. Sildi. Yayında bir şey gördüm demiş o zaman. Yayında bir şey demiş. Yayında demiştir bir şey demiş. Chat'te çünkü çok yazdılar. Ha bu arada abi chat'te bir bilgi var ama istiyorsan doğruluğunu teyit edeyim. Kural kitabına göre Fenerbahçe geri düştükten sonra çekilirse ekstra ceza almadan skor tescil ediyor. Bu gol bekleniyordu demiş. Bilmiyorum ama yani doğruluğu. Galatasaray 2. Aa! Berkan. Hilmi haklıymış. Belki de golü bilerek mi yedi yani diyorsunuz? Olabilir lan. Ya benim bildiğim 3-0 ama yani bilmiyorum. Bilerek yemiş gibi de durmuyordu ama. Ya chat'te çok fazla yok geldi onu da söyleyeyim abi. Kırmızılar feci kaçırdı. Maç çeyreklere dönüyor. Bu arada kaç dakika oynayacak lan Galatasaray? Bayağı 90 dakika maç mı yapacak acaba? Millet izlesin diye yapabilir aslında. Zaten 90 dakika maç yapmaya geldi buraya. Peki bu iki takımın yedeği var mı? Hani yorgunluk olur, bir şey olur. Galatasaray'da yani olsa 22'den daha fazla adam var mı? Yoktur abi ya. 22 kişi gelmiyorlar mı? Aha. Çok iyi, Mertens kaçırdı. Aynen Günay kötü. Günay vallahi bizim bahsi ayakta tutan adam. Bu arada yayını kesecekmişler ATV birazdan. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tanıdığım Fenerbahçeliler yani kendi timeline'ıma düşen Fenerbahçelilerin büyük çoğunluğu korkunç derece tepkili. Şu an yaşanan öyle abi bu arada süreci. Ben sosyal medyada görüyorum yani yönetimin şu kararına saygı duyan. Ya ama saygı benim duymak gördüğüm başka tabii ki bir Fenerbahçe'yle kendi yöneticisinin aldığı karara sahip çıkar ama 2-0 oldu bu arada idman maçı. Yok. Saygı duymadan kastım destekten yanlış söyledim. Bir Fenerbahçe olarak ama ben mesela hiç desteklemedim bir karar. Turan da çok karşısındaydı bugün yok. Yok, yani bizim Fenerbahçe de karşısındaydı yani bizim ekipte kim varsa o karşısındaydı. Ama benim gördüğüm çoğu Fenerbahçeli de karşıydı zaten. Evet üzücü ya. Türk futbol adına çok üzücü bir akşam. Yani mesela Galatasaray kupayı nasıl alacak? Bugün Galatasaray kupasını vermiyorsan Galatasaray dese ki bana bu kupayı benim istediğim bir yerde verin. Hakkı kupa almış adam. 37. hafta maçtan önce verin. Yani Fenerbahçe için daha mı iyi olacak? Niye Fenerbahçe niye
kendi camiasını, kendi taraftarının bu kadar istemediği, bu kadar arkasında durmadığı bir kararda bu kadar ısrar etti. Bir de bence asıl kritik olan nokta abi takımın ve hocanın da istemesi yani. E tabii ya. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Bu arada chatte biri demiş ki kimse yeni tepki koymuyor. Tepki artmasının sebebi birinci dakikada gol olması. Bir alakası yok. Benim 2-3 gündür gördüğüm Fenerbahçelilerin %95'i bu işe karşı. Yani... Ulan karşısında olmayan ben çok, neredeyse kimseyi görmedim. Ben de görmedim. Bugün gördüm. Sadece Ali Koç. Yalnız size bir haber vereyim. Benim bahis geliyor. Hakim Ziyech 2-1. Yok 3 olmuş, tam tersi. Top Ziyech değdi, millet gol yazarken 2-1 mi oldu dedim de. Çok kötü bir tahmindi seninki. Abi yelekliler ne kötü ya. Şunları biraz karaydın bari adam ya. Haytalks FC yelekleri hatırlattı. Aynen öyle. Bu arada abi sağ altta Askonur'a kim milyoner olmak ister çıktı muhtemelen yayın kesecek. Kim milyoner olmak ister'e bağlanıyor ya TV, onu da izleriz bu arada. Kim milyoner olmak isterdi sevdiğim bir yarışma. Aha vallahi bitirdi yayını ATV. Vah vah vah. Devam edecek yazıyor ama abi. Bence öylesine yazılmış bir yazı, devam edecek ha, yazısı. Bence de. Bence de keserler. Abi A Spor'a geçmiş, istiyorsan oraya. A Spor'a mı geçmiş? A Spor'da peki hani yorum morum var mı? Yani biz bir yandan da gelişme olsa Twitter'da falan görür müyüz? Sadece çobanlama maç mı veriliyor mesela? Ya ben bir yerden Twitter'a bakıyorum ama Fenerbahçe henüz paylaşım yapmadı. Allah'ım yarabbim. Fenerbahçe neyin açıklamasını yapacak ki? Fenerbahçe her şeyi açıkladı zaten, açıklayacağı. Yok yani hani herhangi bir paylaşım bir şey yok o anlamda. Ali Koç bir haftadır açıklama yapıyor zaten. Bir de bugün maç önü de bir yaklaşık bir saatlik bir basın açıklaması yaptı. Gelekliler hiç umut vermeden bir daha geldi. Zaha, Ziyech, Tete, önde Vinicius, yani çok karanlık geçen bir sene, dörtlü ya. Geçen sene bu dördü de Premier Lig topçusuydu. Vallahi çok kötü bence. Evet kötü. Orta saha Oliveira ile kim? Demirbay. Demirbay stoper oynuyor abi. Demirbay stoper mi oynuyor? Stoper Demirbay. Oliveira ile yani. Ndombele. Of felaket. Of. Yelekli takım bahis almak doğru bir karar değilmiş lan galiba. Gol var mı daha başka? Atıldı yani kırmızılar oynadıkça atar, öyle diyeyim sana. Şu yeleklere Pokutex İlker'le ben yakışırmışız. Harbi o seviyeye bir top oynuyorlar bu arada. Dombele'yle zaten. Sağda sana bir maç gelir mi peki bu yeleklilerle bizim? Abi yelekliler bir sizi yener, öyle diyeyim. Yani geçmişlerini binaen hani Kerem Demirbay falan var, sizi yener. Sizden başka çok zor bir takımı karşı kazanmaları. Bu arada şöyle abi, Bielsa'da da bize demişsin laf. Çok iddialı geliyorum bu halı sahaya, haberin olsun. Ben diyete girdim, öyle söyleyeyim sana. Ben özel hocayla çalışıyorum. Göreceğiz sizi, göreceğiz dua, beyler be. Her gün dua okuyor bana. Göreceğiz göreceğiz, o işleri göreceğiz. Özel hoca dediğin cami hocası. Abi öbür türlü çok zor. Doğru doğru. İyi oku tüflet kendini. İnanılmaz iki rakip buldum size yani. Haliniz harap. Bir de bizim neyse onu yayın videoda söyleyeyim. Ya bir sürpriziniz mi var bana maçta? Yok abi, önemli bir eksiğimiz var da şimdiden başlamayalım bahaneleri. Bahaneler. Ya 16'sına... Eksiniz değil de fazlanız var gibi, 10'ar kilo. Tabii tabii, fazlaları da var. Umut'um seni de gördük sağda Bartum, ama neyse. Bartum şeyle geliyor maça. Beni mi gördün? Bira göbeğiyle ben... geliyor. Neyse. Fazla yorum yapmayacağım.
Bekleyin. 5 kilo zayıflayıp geliyorum. Bir dahaki halı sahaya. Bez Jaznik demiş ki bize. Neden bu kanalda tüm Fenerbahçeliler bu duruşu anlamsız buluyormuş, duruşun anlamı yokmuş gibi bir algı var. FM yayını açıyorum. Orada bile hoca ve sözde Fenerli bir çocuk Ali Koç'a ağzından düşürmüyor. Dostum ben Burada anlamsız herhalde. Buluyorum. Fenerbahçeli kanala çıkan Fenerbahçeliler adına konuşmayayım. Ama ben Onlar Süper da... Kupa maçına çıkmamayı anlamsız buluyorum. Anlamsız ben... bulduğumu söz geldikçe dillendirdim. Ama mesela dikkat ettiysen bugün çok girmedim bu topa. Çünkü yani sen üzülürsün diye değil. Çok fazla tekrar ettik bunu. Çok fazla söyledik. Çok fazla bir şeyi çok fazla söylemeyi sevmem. O yüzden bugün çok fazla söylemedik. Ama hani Fenerbahçe'nin bu duruşunu, yani duruş dediğimiz şey Süper Kupa maçına U19'la gelip maçtan çekilmekse anlamsız buluyorum. Hiçbir şey aradığını düşünmüyorum. Galatasaray'a bedavadan bir kupa daha kazandırmak başka hiçbir anlamı yok. Hiçbir tepki koyduğun yeri rahatsız etmedin. Çaldığın ıslık ürküttüğün keçiye değmedi. Bu benim şahsi görüşüm ama modlar benimle aynı fikirde olmayabilir. Zaten aynı fikirde de değiller çoğu zaman. Ama kendi fikrimi söylüyorum. Maçta mola gibi bir şey oldu galiba. Ben de bir Fenerbahçe olarak şöyle söyleyeyim abi. Bence duruş şuydu. Sahaya hiç çıkmamaktı. Ben ona katılırdım. Ona daha yakındım hatta. Ama ben şu an Fenerbahçe'nin bir duruş gösterdiğini çok göremiyorum. Yarım bir duruş, eksik bir duruş. Bu da daha fazla rakibe ve hani varsa gerçekten bir düşmana malzeme verdiğini düşünüyorum olumlu anlamda. Yani... Mert Hakan Yandaş tweet atmış. Sahaya çıkmasan alacağın ceza konuşuluyor. Böyle bir şeyi gündeme getiriyorsan onu önceden planlamasını yapman lazım. Eğer bunu bir seçenek olarak sunuyorsan bunu zaten düşünmüş olman gerekiyor. Öbür türlü bunu hiç konusunu açmaman gerekiyor. Ya, Türk futbolu bizi içinde barındırmıyor. Bize 10 yıldır bir operasyon döndürülüyor. Biz bu operasyona karşı bir karar alacağız diyorsun. Ve ligden çekilme de dahil her türlü şeyi görüşeceğiz diyorsun. Ve yolun sonunda sadece bedava kupa alan bir Galatasaray görüyorum. Hiçbir tepki yok, hiçbir yıkım yok. Yıkıcı bir tepki yok. Ben futbol faaliyetlerini durduruyorum. Tepkidir. Oturur tartışır. Selam Hoca bunu durdurmalı mı durdurmamalı mı? Ben bu sene ligden çekiliyorum. Tepkidir. Ben bunların hiçbirini yapamıyorum. Hukuken. Elimde hukuk var. Önümde hukuk var. Ulan en azından Süper Kupa için oraya gitmeyeceğim. Onun bedeli neyse ödeyeceğim. Öde onun bedelini. Yani burada U19'daki çocukları buraya getirmen bana anlamlı bir tepki gelmiyor, özür dilerim yani. Bak bedava mı? Galatasaraylılara diyor ki bedava deme diyor, gol attık diyor. Ne diyeceksin ki? Ya bir de şöyle mesela tepki gösterdiğin TFF başkanı şu an gülerek poz verebiliyor. Yani demek ki çok da rahatsız olmuyor. Ya kimse olmadı abicim. Kimse olmadı zaten. Ey Mehmet, büyük ekşi atlı şahıs, Süper Kupayı al evine götür, güzelce sabunla yıka, sonra uygun bir yere koy.
Ahmet Çakar'ın tweet'i. Fenerbahçe 12.30'da İstanbul'da olacak. Fenerbahçe yanlış kafilesi. 11.30'daydı uçak zaten ya da 11. Sıfır bir 15'de yazmış Yağız Sabuncuoğlu bu arada. İnişe mi abi? Evet. 01.15. Şanlıurfa'dan İstanbul'a geliş. Büyük bir karşılama olur orada. Mutlaka. Olması lazım. O çocukların tabii, bir tabii. Suçu günahı yok. Bütün Fenerbahçe taraftarları zaten... bu çocuklara gidip çiçek çikolata karşılamalı. Çocukların bir günahı yok. Hani tabii Fenerbahçe yönetimi bu çiçekten çikolatadan payını almamalı ama en azından bu çocuklara olumsuz bir his, olumsuz bir şey düşündürtmemek lazım. Ya çocuklar için de büyük bir travma bence. Bence değil ya. Ben yok çok büyük bir travma değil. Çocuklar makarasındadır da. Hani bir de gidip destek olunsa çocuklar için güzel olur ya. Onları da hani güzel bir an yaşamış olurlar. Fenerbahçe camiası gencecik çocuklarını sahipleniyor. Fenerbahçe camiası bize sahip çıkıyor, bize sarılıyor hissini versen kötü bir şey olmaz ki ya. Orada mutlu hissederler yani. Tabii canım, onu yapmaları lazım. Jet lag'e değmedi ya yedikleri. Bu arada Eyüp Spor Süper Lig'de. Bizim halı sahaya Eyüp Sporlu bir arkadaş geliyordu. Onu bir tebrik edelim. Evet, geçen hafta ikinci yarı oyuna girip sizi biraz toparlamıştı. Ben arkadaş. Aynen. Yerden kalkmıyordu da neyse. Arda Turan editçiler için yeni bir video ortaya çıkarmış. Göbek atıyor. Bursaspor'da 3. lige düştü bu arada. Onu da söyleyelim. Bursa 3. lige düştü ha. Vay be. Takımlar da veda etmiş galiba. Takımlar karılmış bu arada. İkinci yarı başladı maçta. Şimdi döner işte. Takımlar karılmış, takımlar değişti. Şimdi döner abi. Bu arada ben mesela Beşiktaşlıyım ama Bursa Spor'a üzüldüm abi. Hani Beşiktaş taraftarı Bursa'ya gidemiyordu bile güvenlik gerekçesiyle yıllarca. Birçok adam yaralanmıştır. Belki ölen olmuştur. Bilmiyorum ölen oldu mu da yaralı mutlaka vardır. Kan davası gibi bir ortam vardı. Ama Beşiktaş taraftarı olarak mesela Eskişehir Spor'la da Beşiktaş'ın arası kötü benim bildiğim. Ben Eskişehir Spor'la da Bursa Spor'la da çok üzülüyorum. Yani Karabük'e yani tabii Karabük bunlar kadar değil de hani Mersin İdman Yurdu, Gaziantep Spor yani hayatımızdan çıktılar, yoklar mesela. Gaziantep FK diye bir şey var. Kim abi Gaziantep? Manisa yeni bir büyükşehir belediye başkanı seçmiş. Adam Manisa FK'dan desteği çekeceğim diyor. Vallahi helal olsun ona. Manisa Spor'a sahip çık abi. Bursa Başkanı da sanırım destek. Bursa Başkanı da Bursa Spor'a destek olacak. Antep'te de bir ilçe belediye başkanı galiba Gaziantep Spor'un geri gelmesi için çalışmalar yapacağız falan filan demişti diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorsun. O adam bir süredir zaten böyle bir isteği varmış ve bu konuda çalışmalar yürütüyormuş diye biliyorum. Evet. Vallahi abi dönmesi lazım bu takımların ya. Bak bugün Süper Lig'e bakıyorsun. İstanbul Ligi'ne dönecek neredeyse. Yani evet, Eyüp'ün gelmesiyle de. Eyüp. Ya bu sene ama en az iki de. Takım. Ay. Nereden yetişti ya? Nereden çıktı lan herif harbiden? 4-0 oldu. Kön galiba. Barış Alper. Yakalayamayan Kön. Barış Alper esniyor mesela gol atıp. Yelekli takımın caydırmayıcılık.
Best Jaznik, yanındaki arkadaşların yaşı ufak, sana da Beşiktaşlısın diye anlamlı gelmiyor olabilir demiş. Olabilir dostum. Yaşın bugünkü bağlantıyı çökeceğiz ama. Hayır yani ben bizim yaşadığımız şeyler, biz yani yaşlı Fenerbahçeliler anlıyor bu işi demiş. Olabilir, saygı duyarım. Ben anlamadım. Anlayan adama da saygı duyuyorum arkadaşlar ama yani anlamayan adama da saygıyı beklerim açıkçası. Sizleri seviyorum yani, bu kanalın takipçilerini, bu kanalda bizimle beraber maç izleyen, bizimle beraber maç sonu videolarına gelen, maç sonu yayınlarında buluştuğumuz insanları seviyorum. Görüşlerimiz, fikirlerimiz farklı olabilir. Ama birbirimize saygı duyalım. Sınırlar var. Sınırları aşmayalım. Bunu Best Jazz'ın için demiyorum. O saygılı bir şekilde derdini anlatmış. Ama bazı sınırlara dikkat edelim. Birbirimizle konuşabilecek bir alan en azından E-Talks kanalında yaratalım. Aziz Yıldırım olsa topçulara maçı kazanın, herkese birer Range Rover diye. Abi Aziz Yıldırım olsa %100 lig şampiyonluğundan fazla prim verirdi şuraya. Bugün Ali Koç da öyle bir şey söyledi zaten. Yani primden bahsetmiyorum, maçı çıkma konusunda. Aziz Yıldırım çıkar mıydı dedi. Evet. Kesin çıkardı ya. Çıkardı çıkardı. Ve canla başla oynatırdı bence de, katılıyorum sana. Ben Fenerbahçe'ye bunu yakıştırırım yani. Her bulunduğu müsabakada Galatasaray'la sonuna kadar dişe diş kana kan mücadele etmeyi yakıştırırım yani. Bedavadan kupa işini yakıştırmam. Ki benim Fenerbahçe'li arkadaşlarım da böyle bu arada. Hani Best Chaznik de bir dostumuz. Tanımıyorum kendisini tabii. Yani şey, yayınımızda olduğu için dostumuz ama hani onun gibi düşünen arkadaşım sayısı daha az diyeyim. Ya ben sonuna kadar mücadele edip kaybetmeye çok daha okeyim mesela. Bu fikirde bu olan Fenerbahçeli dost sayım daha fazla diyeyim. Fenerbahçe bu ülkenin aydınlık yüzüdür. Başarıya giden her yol diyenlerin panzehridir. Gücün değil aklının yanındadır. Her Fenerbahçeli kulübüyle gurur duymalı demiş. Ahmet Ercan'dır. Gurur duymak, yani niye duymasın ki Fenerbahçeliler kulübüyle, bir de böyle bir tayfa çıktı. Yani Fenerbahçe ile gurur duyun. Yani duyuyoruz zaten Fenerbahçe. Katılmıyoruz diye. Aynen öyle. Sanki utanç senden... Aynen öyle. Niye kulübünden gurur duymuyorsun? Garip garip adamlar ya. Ya ben dün nasıl Fenerbahçeliysem bugün de aynı Yok, şekilde Fenerbahçeliyim. Bunlar yazınca Fenerli oldun işte. Onlar gurur duyun değeri kadar ne yapsaydım lan? Neydi o his? Neydi o his diyordun işte. Ha gurur. Ben 3 Temmuz sürecinde de Fenerbahçeliydim. Bugün de aynı şekilde Fenerbahçeliyim. Hiçbir şey eksilmedi açıkçası. Eleştiri gelmiş. Süper chat gelmiş. Bu kanalda %20 Fenerbahçeli varsa %80 Galatasaraylı zaten. Vay bizimkiler yok olmuş. Yarısı da çoluk çocuk. O, yarısı çoluk çocuk doğru değil. Kanal 24-30 yaşın takipçi kitlesine sahip, %70 civarında Anıl kardeş. Yanlış yorumlamışsın diyelim o kısmı. Evet. Objektif yorumu yok. Evet, hepimiz bir takım taraftarımız. Hiçbirimiz objektif değiliz. Bu kısım doğru Süper Chat'teki. Abi şöyle demiş bence. Bu kanalda hani biz yorumcu Fenerbahçeli... olarak bulunan Fenerbahçeli kardeşimin de Fenerbahçe'yi savunduğu yok. Bu da doğru değil. Hatta yayın başında geri sar istiyorsan sohbeti. Turan yok dediğim anda chat'e bak. Chat'te full. Aa Turan efendi kaçmışsın bilmem ne yorumları vardı yani. Demek ki Turan Fenerbahçe'yi savunuyor ki insanlar da bugün Turan'ın yayına çıkıp İki kelam etme beklentisi oluşmuş. Ya bunlar doğru değil arkadaşlar. Ama sizlere kızmıyorum. Çünkü herkesin fikri var abi. Saygı herkesin duyuyoruz. Fikrine zaten saygı duyuyoruz. O ayrı. Tabii bize bok atıp prim yapmaya çalışan 3 kuruşluk tipler var. Onlar ayrı. Hani neyse. Onlara çok fazla prim yaptırdık zaten yaptıracağımız kadar. O insanların fikirlerine saygı duymuyorum. Onlar rapirim de yaptırmayacağım hayatımın geri kalanında da. Her türlü eleştiriniz benim için çok okey.
Çünkü bu işi beraber yapıyoruz. Ben Hey Talks kanalını her zaman insanların beraber tartışabildiği bir yer olsun diye düşündüm, hayal ettim. Yani burada işte Galatasaraylısının, Fenerbahçelisinin çıkıp da yorum yapması, genç çocukların, çoğu üniversite yaşlarda yorum yapmasının sebebi de bu. Yoksa ben kendim çekeyim, kendim oynayayım. Ama bu sadece bir Beşiktaşlı'nın bakış açısı olur. Ben istedim ki her taraftan adam olsun. O yüzden yine de beğenmiyor olabilirsiniz bu arada. Çünkü YouTube ve Türk futbolu öyle bir kutuplaştı ki bizim kanalda çıkan Fenerbahçeli çocuklar bence normal Fenerbahçeli çocuklar. Ama benim de arkadaşlarıma benziyorlar. Arkadaşlarım gibi yorum yapıyorlar. Sokaktaki Fenerbahçeli arkadaşlarım gibi yorum yapıyorlar. Ama maalesef Türkiye YouTube'u öyle bir yere gitti ki mesela çok bağıranın kendini çok haklı hissettiği falan bir ortam. İşte siz o Kadıköy'e nasıl geleceksiniz ya, Kadıköy'de adamı etek giydirirler götüne kazık sokarlar Kadıköy'de falan yapan adamların mecrası olduğu için YouTube. Şimdi bu çocukların yaptığı abi keşke maça çıksaydık yorumu kötü duruyor olabilir ya da yetersiz geliyor olabilir ama bu çizgiden de çıkmaz bu kanal hiçbir zaman. O zaman sen beğen diye birçok insanın nefretini kazanmamız gerekir. Ona gerek yok. Yani bağıra çağıra bir kulübün taraftarına hoş gelme kaygısı yok yani. Tahir ne? Kum. Ultras'tan post diyorlar abi. Galatasaray taraftar hesabı ne demiş? Bir kendim bakayım da. Aynen, patlamayalım. Ben sadece söyledim. Çünkü genelde Ultras'ın kalemi bir çıtır sert oluyor. O yolu bilmem Yasin ne şu Polat falan oluyor. Bir şarkı paylaşılmış. Patan. Seninle bir dakika şarkısını paylaşmışlar. Eurovision şarkısı galiba. Yasin Polat, Barış Şengil, Batıkan Karatop. Bize teşekkür. Batıkan Karatop bize teşekkür etmişler. Barış Şengil'e destek. Batık aynen öyle. Üç dostumuza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Üçü de aynı minvalde yorumlar yapmış. Hani izliyoruz. Aynı fikirde olmasak da gibilerden olabilir. Aynı fikirde olamayabiliriz yani, onu söylüyorum. Yani zaten aynı fikirde olsak bizi oturup izlemeniz gerekmez yani. O zaman kendin evde otur düşün olur. Yani farklı şeyler ya de dinlemek için insan bir şey izler. Ben mesela yayın bitiyor, yürüyüş yapıyorum. Gece 1 gibi yürüyorum 1 saat. Yürüyüş bandı var. Yürüyüş bandına çıktığım zaman size yemin ederim ya deli dehşet bir Fenerbahçe kanalının videosunu açıyorum ya da deli dehşet bir Galatasaray kanalının videosunu açıyorum. Yani bakıyorum yani ben ne hiç %100 aykırı düşünen adam ne düşünüyor diye merak ediyorum yani açıkçası. Zaten biz şu an Discord'da 4 kişiyiz. Sen Beşiktaşlısın, Umut Beşiktaşlı, Bartu Fenerli, ben Galatasaraylıyım. Yani hepimizin görüşleri farklı. Galatasaray olarak yorumlara bazen bulursana düşünce anlayışı hak verebiliyorum, zaten keyifli kısım. Abi mesela yarın Galatasaray ile Beşiktaş şampiyonluğa yarışacak. O zaman mesela senin penaltı gördüğünü ben penaltı görmeyeceğim. Çünkü ben de o şampiyonluk yarışının içinde olacağım. Ama o gün de buraya evet. Çıkıp aklı görüşlerimizi bu kanalda dillendirebilmeliyiz. Yani bir muhabbet edebilmeliyiz ya. Ben şunu diyebilmeliyim. Bence Galatasaray'ın bugün aldığı penaltı penaltı değil. Sen de demelisin ki abi bence penaltı. Bu zaten bu kanalı istediğim, götürmek istediğim yer yani. Hep beraber bir şeyler hakkında konuşabilmek. Fenerbahçe'ye olursa istense bu kanalda en çok Beşiktaş konuşulur. En çok Beşiktaşlara söz verilir ama herkese eşit çizgiden devam. Ya bu kanalda en çok Beşiktaşlar konuşuyor zaten kardeşim. Ben yani bütün çocuklar sağ olsunlar genelde bana bırakıyorlar sözü ama Galatasaray da tabii konuşuyor, Fener de tabii konuşuyor. Yayın aç.
zaten öyle. Övünülecek bir şey değil. Olması gereken. Övünülecek bir şey değil yani. Yani anlıyorum hoca, seni ve kanalı sevdiğim için buradan genç kardeşim de yanlış anladı. Kulübün başkanının siyasi güç tarafından hizaya sokulamalı ve dertlerinin bu olduğu gerçeğini medyaya yansıtmıyor. Olabilir dostum. Best Chaznik. Biz bu arada Best Chaznik'i de en az bize diğer destek veren dostlarımız kadar seviyoruz. Bizle aynı düşünmek zorunda değil. Saygılıyla doğru şekilde yorumunu yaptığı Aygın. İçin biz onu da herkesi de beraber seviyoruz. Doğru bir dille görüşlerini ifade etmiş Best Chaznik. Ya ben 10 yıllık Fenerbahçeli arkadaşımla ters düşüyorum geri geliyor. Oluyor konu. Abi. Beşiktaşların çoğu beni sevmiyor mesela. Yani şey ya Beşiktaşlı. Tanınan Twitter'da söz sahibi Beşiktaşlı 10 tane varsa 8 tanesi falan tiksiniyordur benden. Normal, ben farklı ya düşünüyorum. Onlar farklı düşünüyor. Olabilir. Ya ben böyle... senin abim ne kadar büyük Galatasaraylı olduğunu biliyorsun. Ben aynı karından çıkmış iki çocuk olarak biz çoğu konuda aynı görüşte değiliz abi. Evet. İkimiz de Galatasaraylıyız mesela. Evet. Olabilir yani. Var bunlar hayatın içinde. Ya. Özellikle sporun içinde çok var. Bir de çok duygusal bir şey abi spor bir yerde. Yani burada takım tutan herkes bana katılır bence. Diyorum ya sana, mesela şu an chatte bugün doğru karar aldık diyen Fenerbahçeli'de bir sürü dostumuz var. Mesela kendi çevremden örnek vereyim. Twitter'da hemen ilk gördüğüm 3 tane Fenerbahçeli'yi sana söyleyeyim. Jirox yayıncı, birçoğunuz tanıyordur. Şinasi, beraber yayınlara çıktık FIFA. İkisi de Fenerbahçeli. İkisinin de alt alta tweetleri vardı. İkisi de diyordu ki bugünü bir Fenerbahçe'yi yaşatanları unutmayacağım. Bir Fenerbahçeli olarak diye kendi yönetimlerine eşleşiyorlardı. Glarung var mesela, yine herkesin tanıdığı bir isim. Mesela rastgele söylüyorum Fenerbahçelileri. Glarung da dün maça çıkalım diyordu ama işte bugün artık bir karar alınmış, destek olalım diyor. İşte Ataberk Doğan, bugün 1000 kişiyi banlayacağım, beni Fenerbahçe düşmanı ilan ettiniz falan yazmış mesela. Yani 4 tane Fenerbahçeli var hemen ilk fırsatta karşıma çıkan, 3'ü yanlış buluyor bu kararı. Ya doğru bulan adam da vardır yani. Mehmet Büyükekşi'nin karnesi. Haber Kartalı inanılmaz bir karne çıkartmış. Mehmet Büyükekşi olmayan oldurttu ya. İnanılmaz bir karne çıkarttırmış. İnanılmaz. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Daha bitmesine var. Neler göreceğiz acaba? Ya, daha bir Avrupa Şampiyonası bunlar falan var değil mi? Fenerbahçe tweet atmış. Fenerbahçe'nin tweetine hemen bakalım. Mehmet Büyükekşi olmasa şunların hiçbirini hayal edemezdik. Hiçbirimiz. Kazanmak için değil, şunları. Doğruları savunmak için. Orayı döneriz olsun. Müthiş bir şey bu arada. Ellerine sağlık yapan arkadaşların. Ki bence eksik yapmışlardır. Hani daha henüz okumadım ama. Hepsini yani, sayarız abi. Sen ilk önce Fenerbahçe'nin tweetini okuyalım bence de. 5 madde falan eksiktir büyük ihtimalle. Kazanmak için değil, doğruları savunmak için sahaya çıktığımız, bugün takımımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur. Sadece futbolda değil, yarıştığımız her branşta 117 yıllık mağazaya Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terin emeğin izlerini taşıyan, binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarlı ülkesinin değerlerini benliğinde hisseden, dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda dik durmaya devam edeceğiz demiş. Fenerbahçe'ye tweet atmış. Meseleyle alakalı. Keşke o çocukların da fotoğrafını koysalardı. Yani konulan metinden uzak. Yani o çocuklara da öyle onur etme amaçlı onların da fotoğraflarını koysalardı. Bence onlara özel bir post gelebilir. Aynen, onlara özel bir post olmalı yani, o çocuklara özel. Bir de şöyle bir şey var abi, bugün Ali Koç'un ben açıklamalarını anladım, şöyle bir şeydi. Bizim bugün yapmak istediğimiz aslında her şeyin başlangıcı demek istedi. Ya biz böyle bir yola çıktık. Aynen, ve bu ilk kurşunla getirdiler. İlk adımı konuyu böyle attık. Bakalım abi, yani şu an bugünden baktığın zaman doğru gelmiyor. Yarın bakalım mesela, ne gelecek bize bu iş. Az önce chatten bir kardeşten gördüm, ismini unuttum kusura bakmasın. Belki bağlantılıdır ki olma ihtimali bence yüksek. TFF seçime gitti mesela. Bilmiyoruz bu kararla mı alakalı. Çok sanmıyorum ama olabilir. Ben de sanmıyorum. Bu TFF'nin ya seçime zaten gitmesiyle benim anladığım şeyin çok alakası var. Arabistan'daki Süper Kupa'nın bence çok alakası var. Bence seçimin tabii. Sonuçlarının da biraz... O da olabilir. Alakası Arabistan var. Arabistan olsaydı daha önce bence açıklanırdı ya Hilmi Hoca. Ben abi, seçim diyorum. Bunu o gün, seçim diyorum o ve... O gün konuştum. Diğerlerden...
birileri iyi başlamış diyorum. Abi haber kartalının şeyine geçmeden önce, ya biz bu Mehmet Büyükekşi'nin istifa kararı aldığını, hatta Avrupa Şampiyonası beklediğini daha önceki yayınlarda konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Sanki. Zaten şu an açıklanan tarihte aslında uyuyor hala. Aynen. Yani bu istifa kararı çok uzun süredir masada diye düşünüyorum. Ya bugün açıklanmasında belki işte o şeyin payı olabilir. Ali Koç'un açıklamalarının, bu Süper Kupa'da sağdan çekme olayının diye düşünüyorum. Wayne Rooney ne hale gelmiş diye bir fotoğraf paylaşılıyor. Herif ben olmuş ya. Benim tip o kadar kötü mü? Göster bakalım be. Vay be, koca Wayne Rooney ne hale gelmiş diye paylaştıkları fotoğraf ben olmuş herif. Bir kameraya baksana. Tam bu şekilde. Aa. Ya. Yakışıklı olmuş işte. 10 numara olmuş yok bu arada. W Talks tarzı bir kanal bekliyorum. Benim baba ne topçuydu be. Talks'ı bırak da ayağı konuştururdu. Ayağı inanılmaz topçuydu. Ben zaten size bir şey söyleyeyim mi? Alex Ferguson falan değil. Bunun gidişi Manchester'ı çökertti. Bu böyle bir tane lazım ya. Hem ama bu babalık ediyordu. Son dönemler bir kötüydü. Ama artık posası kalmıştı abi. Bunun şeyi hatırlıyor musunuz abi? Amerika'da bir saçma bir asisti vardı. Orta sahadan top kapı. Ben bunun şeyi hatırlıyorum. Beşiktaş deplasmanına gelirken time to eat turkey diye story atmıştı. İndi zamanı falan diye. Onu hatırlıyorum. Story mi atmıştı? Ben snap mi atmıştı? O dönemler story yoktu galiba. Snap'tir muhtemelen abi. Bir şey atmıştı yani. Faksı mı çekti? Bir şey yaptı o dönemde. Lens'e son gol attığı maçta fena bir golü vardı Rooney'nin Kadıköy'de. Rooney'nin Manchester City'ye attığı gol futbol tarihinde kaça girer? İlk ona girmez. Bence girer. Bence de girmez. Girmez. Peki önem olarak geçen gün de bunu sormuştum. Semih Şentürk ilk ona girer mi? Semih Şentürk Hırvatistan. Önem olarak. Ya 119'da gol yiyip 120'de gol atmak çok ekstra olay ya. Bence tartışılır. Bence dünya genelinde girmez ya abi. Dünya geneli çok iddialı abi ya. Evet çok iddialı. Bilemedim. Oğlum 10 tane yoktur ki 120. dakika gol olan bir gol olsun. 10 tane yoktur ya. Abi 120 son saniye. 2 tane aklıma geldi mesela. Benim yani mesela Ramos geldi. Önem sıralaması. Bulgaristan şampiyonluğu değil. Adam Avrupa Şampiyonası çeyrek finaline çıkarıyor seni. Abi Ramos'un kafa var. Abi bir şöyle evet, bize mesela bir 256'lı goller ya ayarlasanız da biz bir tartışalım ya. Bizim bir tartışasımız gelmiş. Bugün değil tabii evet. De 256 en önemli goller. Ben Semih Şentürk'ü şampiyon yapacağım galiba. Ramos'un kafa var. Solskjaer'in Şampiyonlar Ligi Ramos'un golü kafa var. Evet. Agüero'nun golü var QPR'a. 3 tane mesela. En önemlisi var. Iniesta abi, demiş biri olabilir. Iniesta var mesela. Ronaldo'nun röveşatası önemli bir gol değildi abi o kadar mesela. Önemli değil ya. Ben genel hepsini vurdum. Bu arada da bence Iniesta da son dakika değil yani o anlamda bakarsak. Okey kupayı getirdi ama 2010'da yani yanlış hatırlıyorum. Hadi Iniesta'yı saymadım. Önemli bak, diyorum 3, abi. 3. Son dakika golü demiyorum. Belki birinci dakika atılan bir gol çok önemlidir ama önem. Dursun Özbek açıklama diyorsunuz. Dursun Özbek'in açıklamalarını bekliyorum arkadaşlar. Geldiği zaman göstereceğim, vereceğim ekrana. Birazdan yapacakmış abi. Erman Toroğlu'nun bir açıklaması bakalım var. Enteresan bir açıklama. Şenol Güneş bir yerde çok konuşuyor. Enteresan. Diyor ki diyor Ahmet Nurçevi parasını kurtarmak için Beşiktaş'ı da yaktı, beni de yaktı. Her şeyi beklerim Ahmet Nurçevi'den. Her şeyi beklerim Ahmet Nurçevi'den. Her şeyi. Şu an bu arada A Haber'de, A Spor'da gösterilen görüntü canlı mı? Sol taraf biliyor musunuz? Size verdiğim ekranı mı diyorsun? Evet abi. Evet canlı. Yok. Canlı canlı. Yok bizde canlı da hani ha, A şeyi Spor mi tekrar diyorsun mı veriyor hocam? Sahaya girmesini mi diyorsun? Yok yok bu şu an bence ha. Sahada millet alkışlıyorlar. Bence orası da doğru. Doğru. Giriyorlar içeri, doğru anladım. O yüzden soruyorum hani. Bitti sanırım antrenman maçı.
Bitti bitti o iş. Bitti. İrfan Can Kahveci tweet atmış. Fenerbahçe armasını öptüğü bir fotoğrafını paylaşmış. Yani bu adamların günahı yok. Bu adamlar camialarının sahip çıkıyorlar. Kulüplerinin aldığı kararı her zaman arkasında duracaksın. Başkan dediğin adam, ben her zaman şunu söylerim. Başkan dediğin adam doğru yanlış bir karar almışsa ele güne karşı içeride eleştireceksin, ama bir takımın sporcusu olarak, önde olan bir adam olarak, kulübün yöneticisi olarak, teknik direktör olarak o karara sahip çıkmak zorundasın. Yani bu çocukların yaptığı doğru. Hem İrfan'ınki doğru, hem Mert Hakan'ınki doğru. Doğru. Buradan sonra sahip çıkacaksın. Ama taraftar eleştirir. Taraftar başka. Taraftarla İrfan Can Kahveci aynı pozisyonda değil. Yani İrfan başkanının arkasında duracak. O onun başkanı. Ha, taraftarın da başkanı, ama taraftar aynı zamanda hizmet bekleyen adam. Aynı zamanda patron taraftar. Bir de şöyle sezon abi. Devam ediyor abi. Aynen öyle. Sezon bitmedi. Şimdi Fener'in Olympiakos maçı var değil mi? Doğru, evet abi. Perşembe. Bakalım ne olacak. Başarılar dileyelim şimdiden. Önemli maç. Çok önemli maç. Şehir dışında olacağım. Maçı izleyebilir miyim? Min kara kara bir düşüncesi var. Bakalım ya, nasip diyelim ona da. Bayramın üçüncü günü değil mi o? Evet. İkinci. İki. İkinci değil mi abi? Çarşamba iki günü, perşembe iki. Aynen, iki iki. Şu Mehmet Büyükekşi tweetini okusak mı artık? Mehmet Büyükekşi tweeti o kadar eksik ki bilme. Bakalım. Ya adamlar... Bir sayalım. Bak, TFF Başkanı olarak Beşiktaş'ı umursamıyorum açıklaması yaptı. Bu açıklamadan önce zaten Beşiktaş'la arası bozulmuştu mesela. Orada da bir hatlar yedi. Çocuklar onu yazmamış mesela. Ankara Gücü Beşiktaş maçında bir holigan Beşiktaş futbolculara saldırdı. Mesela ben sana bir örnek daha vereyim. Yine Büyükekşi Başkanlığında Göztepe'de de birinin kafasına ne maytap mı ne atıldı. Kalecinin kafasına direkle vuruldu. Onu yazmayı unutmuşlar mesela. Mesela bence yani. Tweet karakteri yetmedi abi. Bence şöyle, tweet ama. Biraz Beşiktaş özelinden diyeceğim ama yok, Trabzon Fenerbahçe falan da yazacağız. İstanbul Spor maçının ortasında sağdan çekildi. Mesela Halil Umut Meler dayak yedi abi. O yok mu? Ankara Gücü Başkanı sağda hakeme yumruk attı. Suudi Arabistan'da Süper Kupa krizi. Trabzon Fenerbahçe maçında taraftar futbolculara saldırdı. Federasyon ve hakemlerin istifalar, gruplaşmalar, mektup olayları. Avrupa kulüplerinin seyircisi semikolosyon milli takımında mobbinge uğradı. Hakemlerin toplantısı sızdırıldı. Fenerbahçe Süper Kupa finalinde sağdan çekildi. Türk futbolu tarihinin en kaoslu dönemi yaşıyor. Bak, en az 5 tane daha buluruz, biliyor musun? Ben bir tane söyleyeyim. Ben Göztepe Maytap diyeyim sana. Aynen, Lale Orta meselesi var. Lale Orta diye biri vardı hayatımızda, şu an unuttuk mu yani? Ve bir yıl geçmedi Lale Orta istifa edildi daha. Mesela Arabistan'da oynanamayan maç, onu söyleyeyim. O yazıyor ben galiba ya. Suudi Arabistan yazıyor. Yazıyor. Ben size bir rezilliğini daha söyleyeyim. Fenerbahçe Trabzonspor maçındaki PFDK sevklerinin seçim sonrasına ertelenmesi. Aa, Tuzla Spor muhabbeti var mesela. Tuzla Spor muhabbeti. Beşiktaş maçından kovuldu. Stattan çıkmak zorunda. Beşiktaş maçında Beşiktaş başkanına parmak sallaması, stadı terk etmesi. O yazıyor işte. Parmak salladı yazıyor. Ha, parmak salladı yazıyor mu? Tamam. Ki daha da çıkar yani, çok fazla şey çıkıyor. Galatasaray Sivas Spor maçından sonra VAR kayıtlarını açıklayıp sonra bir daha hiçbir maç bu VAR kayıtlarını açıklamaması ta ki bu sezon alınan karara kadar. Ben şöyle bir şey ekleyeyim mesela, bu sene karardan sonra da hiçbir hakem gidip dinlemiyor. Yayınlanacak. Evet evet. Nasıl olsa yayınlanacak korkusu var şu an, inanılmaz bir şekilde. Bir yanda mesela sadece VAR hakemini dinleyip karar vermeye başladılar. Abi eskiden dün bir hukukçu dinliyorum. Bu Galatasaraylıların bir YouTube kanalı var. Erinç Bilicihan'ın kanalı hangisi ilmi? Eski Açık. Orada bir tane hukukçu bir beyefendi çıkarmışlar. Hitabeti de çok düzgün. Dinledim baya. Adam diyor ki Trabzonspor, bak Galatasaraylı adam diyor ki o Sahin'in ve Osterwolder'in falan filan hepsinin diyor aldığı ceza okey olurdu diyor. Ama diyor Trabzon 10 maç cezalıydı. Çünkü diyor ki ya diyor acayip bir saha saldırısı gerçekleşti Fenerbahçelilere ve Fenerbahçeliler o yüzden az ceza aldı. O zaman diyor Trabzonlulara acayip bir ceza ver. Trabzon'u diyor 6 maçtan 4 maça indiriyorsan tahrikten, o zaman diyor Fenerbahçelilere diyor tahrikten ceza ver. Ya yani öyle hukuku öyle rezil etmişler ki.
Yani öyle ayaklar altına almışlar ki hukuk diye bir şey ayaklar altında. Yani ya diyor Trabzonlular çok haksız olduğu için Fenerbahçeliler haklı ve az ceza aldılar birer maç. Ya da diyor Trabzon tahrik indirimine uğrayacak kadar haklıysa o zaman Fenerbahçeliler bunları tahrik ettiği için haksız. Yani birinin olması lazım hukuken diyor mesela adam. Ya onu da görelim, bunu da görelim. Hukuk hiçe sayılmış, hukuk ayakları altına alınmış. Yani bu rezillik bir dönem ya. Bir rezaletin içinde yaşıyoruz yani. Hukukta ne olur diyor. Mesela emsal olur değil mi? Bir yerde bir emsal. Galatasaray, Fenerbahçe maçında Galatasaray suç kesi atıyor. Sahaya giren yok. Fenerbahçe futbolculara saldıran yok. 5 maç. İndirimsiz, indirimsiz, kemiksiz 5 maç. Ya Trabzonspor su artı adam dövme 4 maç. Artı meşale, artı bozuk meşale, para. Artı sahaya bir şeyler atılıyor falan filan. Bir mızrakla adam adamı kovalıyor. 4 maç. Şimdi bunun 4 maç olabilmesi için şu olması lazım. Fenerler Galatasaraylıları germedi. Ama Trabzonluları aşırı gerdiler. O yüzden Trabzonspor ağır tahrikten indirim alıyor diye denmesi lazım. O zaman da Fenerbahçeliler bu gerginliği yarattıysa, bu tahriği sağladıysa o zaman Fenerlere cezayı kes. Yani ne şiş yansın, ne kebap yansın. Olacak iş değil ya. Bu arada abi bugün Ali Koç'un açıklamalarından birinde de bu konuyla ilgili şöyle bir detay paylaştı. Bence çok da doğruydu o kısım. Dedi ki niye mesela bu kadar az polis vardı? Biz dedi statta... O zaten öyle. Hala diyor devlet bize bunu açıklamadı diyor. %100 doğru. Mesela bu konuda da çok inanılmaz haklı. Burada, ben zaten onu o yayına çıktığımız gün dedim. Yani neden orada o kadar az... Yayında ilk konuştuğumuz şeylerden biri. Yayında ilk konuştuğumuz konu. Çünkü yayında biz yayını açtık. Gerginlik oldu. O sırada bizim intro dönüyordu. Döndük. Abi polis göremiyorum statta. Benim ilk dikkatimi o çekti. Yani benim de ilk o çekti abi. Bir polis arıyor insan. Sarı yelekli, güvenlikçi, göbekli abilerimiz dışında hani şöyle bir güçlü, kuvvetli, tak indirecek, tak enseden yakalayacak, hop bir alacak birini arıyor insan. Şimdi bak, orada onu göremedik. Ama esas bomba ne biliyor musun? Osayi Samuel'le karşı karşıya gelen maskeliyi stat'tan çıktıktan sonra emniyet bulup alıp içeri atıyor. O an değil. Herif Osayi'yle dövüşüyor. Bırakıyorlar herif. Herif evine gidiyor. Evinden adamı alıyorlar. Bu, abi, bu arada... inanılmaz bir olay. Dursun Özbek canlı yayında. Ekibimiz de hazır olacak. Sizler Aspor'dan ayrılmayın lütfen. Dursun baba konuş bakalım ne diyorsun? Ne diyor? Dinleyemiyoruz. 2023 senesi Türkiye Süper Kupası'nın finali oynadık. Evet. İki takım sahaya çıktı. Fakat üzülerek söylüyorum, böyle bir pozisyonu, böyle bir durumu beklemiyorduk. Burada güzel Urfa'ya geldik. Urfa'nın güzel insanlarına, buradaki bu önemli Fenerbahçe Galatasaray derbisini seyrettirmenin keyfini yaşamaktansa böyle acayip saçma sapan hiç aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık. Bir sürü şeyler söylediler. İşte U19'da çıkacağız, o 9 kişi çıkacağız. Şöyle yapacağız böyle. Ya bunlar akıl tutulmaz. Netice bu bir maç, bir final maçı, Türkiye'nin kupası ve çok önemli 100. yıl kupası. Daha önemlisi Urfa gibi güzel bir şehirde buranın çocuklarına, buranın insanlarına bu derbiyi seyrettirmenin keyfini almak varken şahit olduğunuz gibi hiç beklemediğimiz, ummadığımız bir şeyle karşılaştık. Ayrıca bildiğiniz... Ummadığımız demesi saçma değil mi? Ya? Araya girmek istemedim ama yani umuluyordu bu. Fenerbahçe bunu bir haftadır söylüyor zaten. Buna rağmen ben çıkar oynarlar diye mi düşündüm diyor Dursun Özbek, onu anlamadım. Olabilir. Oldu yani niye hem maçın ambiyansını bozuyorsunuz hem de buradaki bir şenlik havasında geçmesi gereken bir derbiyi, bir süper kupa finalini
böyle bir dakikada biten bir şekle getiriyorsunuz. Ben çok üzüldüm. Yani gerçekten üzüldüm ve mahcup o dünya. Tabii Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu bu futbolu insanlara sevdirmek. Böyle davrandığınız zaman bu U19'da takıma çıkarıyorsunuz. U19 takımındaki çocuklara yazık değil mi? Onlar bizim gençlerimiz, onlar futbolun geleceği. Bu çocuklara niye alet ediyorsunuz? Yani kendi amaçlarınıza. Onun için değerli basın mensupları, gerçekten kötü bir hafta sonu. Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışmayan bir Süper Kupa finali oldu. Ben Aklı Selim'i davet etmek istiyorum. Yani bunu bu şekle getirmenin kime ne faydası oldu, kim bu işten sevindi, kim üzüldü belli değil. Onun için önümüzdeki günler daha da gerginleşecek. Ben özellikle Türk futbolundan bu gerginliğin gitmesi taraftarıyım. Bu gerginliği gidermemiz lazım. Herkese her seviyede biraz daha Türk futboluna yakışacak hareketler içinde olunmasını diliyorum. Onun için üzgün bir akşam. Yani bize ne onlara ne bize bu final yakışmadı. Böyle bir final olmaması gerekirdi. Ben insanların bir sefer daha düşünmesini, akşam eve gittikleri zaman lan biz ne yaptık? Ne yaptık diye bir kendi iç muhasebelerini yapmasında fayda var. Hiç güzel olmadı. Başkanım, Ali Bey'le ve Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşmeniz, konuşmanız oldu mu? Hayır, ben protokole geldim. Normalde onların da protokole gelmesi lazım. Sayın Bakan oradaydı, Sayın Federasyon Başkanı oradaydı. Kimse gelmedi. Kimse, yani bir anlam veremiyorum. Yani bunun bir anlamı yok. Yani niye böyle yapıyorlar, neyi protesto ediyorlar ben anlamıyorum. Aslında daha önce yapılan açıklamalar böyle bir görüntünün ortaya çıkacağının habercisiydi. Bekliyor muydunuz efendim böyle bir şey? Ben beklemiyordum yani. Çünkü o kadar çok şey söylendi ki, o kadar çok senaryo söylendi ki. Yani bugünkü senaryoyu kimin aklından geçiyordu? Kimsenin. 9 kişi çıkacağız dediler. Efendim maçın işte 60. dakikasında şöyle olursa, böyle olursa biz Galatasaray'a kupa töreni yaptın. Ya bırak onları. Bırak onları, takımını getir sahada, millete, Urfa kardeşlerimize bu maçı seyrettirin. Onlar da keyif alsınlar. Onlar da, ya ben 2 gündür, 3 gündür buradayım. Böyle bir sevgi seli, böyle bir ilgi görmedim. Yani buradan da Sayın Valime, Sayın Emniyet Müdürüme çok güzel bizi ağırladılar. Bizi çok güzel burada ağırladılar. Dolayısıyla onlara da büyük bir teşekkür gönderiyorum. Güvenliğimizi tam olarak sağladılar. Zaten sevgi seli, Urfalılar bizi bağrına bastı. Ne vardı onlar da gelseydi, aynı işte tavrı onlar da gördü. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan husus böyle birlikteliğimiz, beraberliğimizi sergilemek. Bu fırsat bugün Urfa'da vardı fakat bu fırsatı kullanamadık. Başkan, federasyonun bir seçim kararı var. Başkan da bunu kullanıyor. Sizce bu karar bir şeyleri düzeltme yoksa olsun. Tarih değerlendirilsin Sayın Başkanım. Seste bir arıza var. Yayının sesinde bir arıza var. Açıklamaları demarke falan girerse gösteririz de. Yani dursunuz böyle çok hani ete kemiğe dokunur bir laf etmiyor. Sadece keşke çıksalardı, oynasaydık. İşte Şanlıurfa çok güzel bir yer. Bize de iyi baktılar burada. Bakan, vali, emniyet müdürü herkes iyi ağırladı bizi. Falan filan hani şey bir konuşma yapıyor. Sakin bir konuşma yapıyor. Hani saldırgan bir şey söylemedi. Düz konuştu yani. Bir yerlerden bir şey derse onu şey yaparız. Kupa geldi diyorlar. Galatasaray kupayı alıyor mu? Aha, Galatasaray kupayı alıyor lan. Beyler, Galatasaray kupayı alıyor. Nasıl ya? Aa, geldi kupa. O neyi lan tipi?
Süper Lig'in şampiyonluk kupası mesela inanılmaz çirkin bir kupa. Bu ne kadar güzel yapmışlar bunu. Eski kupa daha iyiydi ya. Süper Lig kupasını mı eskisini diyorsun? Evet, evet. Maç başı videosuymuş ya. Kupa geldi diye heyecan yaptık. İlmi bir spoiler verim bizi... alacaksınız kupayı zaten. Maç başı görüntüsüyle bizi kandırdılar lan. Maç başında aldı aslında Galatasaray. Maç başında bu arada Kerem Demirbay kupayı alıyor götürüyor bir yere. Ondan sonra geri getirdiler kupayı. Peki bizim mallık. Kupa geldi zannettik. Ama yani ne bileyim oğlum ya orada bir tekrar görüntü döndüğünü. Gel bir herif aldı kupayı gerek. Geliyor dedim herhalde Galatasaray'a getiriyor herif dedim yani. Mesela bu toplantıda bu kupa verme işiyle ilgili ne konuşacaklar acaba? Kupayı verelim mi? Verelim. Tarzı bir şey olacak herhalde. Ne kararı alacak yani? Hayır şöyle. Mi? Alınacak karar aslında tabii ki. Yani Galatasaray'a verecekler hükmen. Tabii yani kupayı ne zaman vereceğiz? Galatasaray kulübüyle de görüşülecek orada herhalde. Hani ne zaman almak isterler gibi. Yani orada Galatasaray kulübünün söyleyeceği gün önemli bir herhalde büyük ihtimalle. Mesela belki Galatasaray diyecek ki yani lig şampiyonu olursam ikisini bir ver. Belki diyecek. Hani lig şampiyonu olamazsa ne yapacak? O zaman lig şampiyonu olamazsa zaten Süper Kupa'nın törenini yapmam. Ver kupamı direkt müzeye koyayım der lig şampiyonu olamazsa. Ha, lig şampiyonu olursa ikisini bir ver der mesela. Ama bugün için bir tören var mıdır? Bence yoktur. Yok gibi abi ya. Zaten abi şöyle tribünler de boşalmış. Öyle bir ihtimalde muhtemelen boşaltmazlardı tribünü. Yok bugünlük bir şey yok. Dursun Özbey'in açıklamalarının yazılı versiyonu. Alalım. Açıklamayı tam dinledik zaten soru kısmında kesildi yanlış. En son bir şey diyordu tam önemli. Federasyonun seçim kararıyla alakalı aynen. Bir soru geldi. Aynen. Oradan itibaren alabiliriz. Bak evet Dursun Özbey onu sormuşlar. Demişler ki TFF'nin aldığı karar seçimli genel kurul yapma kararı bir şeyleri düzeltir mi? Kulüpler Birliği bunu istiyordu. TFF de gerekeni yaptı. Erken seçim kararını aldı. Yine yönetimin seçilmesi için de bir süreye ihtiyaç var. Aradaki zaman makul hayırlı olsun demiş. Yani Dursun Özbek Beşiktaş'ın aksine açıklanan zamanın doğru olduğunu düşünüyor. Çünkü evet hemen bırakmalı federasyon başkanı diyor Beşiktaş ki bence böyle bu arada. Ali Koç da benzer bir şey söyledi abi. Bence bu yani. Doğru olan bu. Bence Ali Koç da mı Beşiktaş kulübüyle aynı şeyi düşünüyor? Söyle. Yani tarihi yanlış buldu. Tamam. Erken demedi. Ben de Ali Koç'a ve şeye katılıyorum. Hasan Arat'a katılıyorum. Hasan Bey'e. Ama Dursun Özbek de şunu diyor anladığım kadarıyla yeni yönetim kurmak da bir süre herhalde Temmuz'a kadar yönetimler yeni adaylar şeyini kursunlar diyor. Ekibini anca kurarlar diyor onu anlıyorum bu açıklamasından ama bence çok yanlış. Fenerbahçe ile ilgili malumun ilanı bir durum da var bu arada. Fenerbahçe yönetim kurulu ile Ali Koç'un başkanlık seçiminde aday olmasını istiyor. Şimdi Ali Koç bugün dedi ki olağanüstü bir durum olmazsa aday olmayacağım demiştim ama olağanüstü bir duruma doğru gidiyoruz dedi. Yani valla bana bu işler biraz samimi gelmiyor. Yani bu bir de ben Fenerbahçe kulübü başkanlığını bir an evvel bırakması gerektiğini düşünüyorum. Ali Koç'un Fenerbahçe şey başkanlığı abi. Sadece Galatasaraylıları mutlu eder deyip sözü Bartu'ya bırakıyorum. Abi o cümle senin kurduğun cümlenin başına da şöyle bir şey söyledi. Şu an dedi yönetim kurulundakiler de bana baskı yapıyor dedi bırakmamam konusunda. Dedi senin zaten az önce kurduğun cümleyi söyledi onu tekrarlamayayım. Onu da ekledi yani oradan çıkarıyoruz ki şu anki yönetim kurulu normal olarak destek veriyor Ali Koç'un başkanına. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu Ahmet Nurçevi için de söylemiştim Ali Koç için de söylüyorum. TT Arena'ya bir tane şey yerleştireceğiz. Sandık.
açık oyda hani millet makarasını Ali Koç'um bizi bırakma der ama kapalı da başka bir şey olur ya. Hani sonuçta evet, kararınla baş başız. Sandığa Galatasaraylıları götüreceğiz. Maça girilen turnikeler var ya. Evet. Maça girerken fasolyeyi basıyor ya. Fasolyeyi bastıktan sonra diyeceğiz ki sandığa bir de oy at. Kal ya da git. İkisinden birini sandığa at. Ali Koç için. Evet. %85'ten aşağı kal çıksın, ben bir daha spor yayını yapmam. Spora dair bir şey konuşmam. Yani Galatasaray Ali Koç'tan şu an en çok memnun olan yer Galatasaray. Katılıyorum. Yani 3. Galatasaray şampiyonluğunu yaşıyor. 6 sezon. 3 Galatasaray şampiyonluğu bu sene yaşarsa. Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş. Hani bana öyle bir operasyon kurdunuz ki gece gündüz Beşiktaş Galatasaray şampiyon oluyor. Ulan Başakşehir olmuş, Trabzonspor 30 küsür sene sonra olmuş, Beşiktaş olmuş. Beşiktaş bir de Ensakala, Wellington falan filan oldu ki sen o Beşiktaş takımının elinden o şampiyonluğu almaya bir Sivasspor galibiyeti uzaktaydın. Yani evinde de yenildin o Beşiktaş'a. Ben söylüyorum abi, ben bunu daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünen bir adam, Fenerbahçe bu sezon şampiyon bile olsa Fenerbahçe'yi hızla bırakır. Bu arada ben şöyle bir ekleme yapayım. Fenerbahçe. Fenerbahçe kendi işleyişiyle alakalı genel kuruldan, yani genel kuruldan sonra çok farklı bir tabii süreç ilerledi. Ondan bahsetmiyorum. Genel kurula kadar olan süreçte de bu Ali Koç'un sadece bir duyurusuyla 25 bin üyeyi toplaması da hala iç tarafta Ali Koç'a inanılmaz bir destek olduğunu gösteriyordu. Ama bence genel kuruldan sonra, benim açımdan da diyeyim, bence üyeler açısından da çoğu şey değişti. Bartu, genel kurula 24 bine yakın insan katılmıştı değil mi? Tam 25 rakamı... bin diyebiliyorum. Net sayı açıklanmadı. 22 bine ihtiyaç vardı. Ya Sabuncuoğlu 25 bin küsür diyebiliyorum dedi. Ben şuna varım. Ali Koç ya, sen çok iyi Fenerbahçelisin. Senin gösterdiğin bir başkan olsun. Saadettin Saran mı olacak? Ben bütün sponsorluklarımı Fenerbahçe'de devam ettiririm. Saadettin başkan olursa. Yani senin artık Fenerbahçe başkanı sıfatıyla karar almadığın ve konuşmadığın bir Fenerbahçe çok daha başarılı olur. Yani sen yine parayı ver Fener'i çok seviyorsan. Ama artık sen bu resmin içinde görünme abi. Yani hiçbir Fenerbahçe başkanı Trabzonspor maçından sonra çıkıp ligden çekme de dahil görüşeceğiz deyip de millete Süper Kupa U19'u oylatıp evine döndürtmez. Yapmayın. Yani bunu yapma bu camiye. Ben de şeye gelecektim. 25 bin veya 26 bin kişi işte. Her neyse. Giden Fenerbahçe taraftarının hepsinin Ali Koç'a destek verdiğini varsayalım. Sizce kaçı fikir değiştirmiştir? Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şu an çok anlık bir sinir var. Yani şu anki oylam, şu an bir seçim olsa bence farklı bir şey çıkar ama bu yazki döneme kadar ben yine de bir fikir, bir kitlenin Ali Koç'ta kalacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle de bir konu var. Dediğiniz konulardan başarısız olsa da ekonomik anlamda mesela çok başarılı olduğu biliniyor. Görülüyor. Abi ben şey soracağım size. Çok olmasıyla beraber artısı da özellikle üyeler tarafından çok fazla seçmek istiyorlar onu. Bir de şöyle bir düşünce var. Aday kim olacak? O da önemli. Bir de abi bak. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu bütün kulüplerin işleyişinde var. Bugün Dursun Özbek ben Galatasaray başkanlığı bırakmak istiyorum dediği zaman da yönetmişler, yani Ali Koç diyor yöneticilerin bana bırakma diyor. Yöneticilerin kim ya abi senin? Yöneticilerin kendin belirliyorsun ki zaten. Hayır, şunu demeye çalışıyorum. Mesela Ahmet Nur Çebi'de de o vardı. Yoğun baskı var bana bırakma diye. Kim baskı kuruyor? Beşiktaş sayesinde kendine hayat yapmış yönetici. Oradaki parazit. O sana diyor ki bırakma. Niye? E bırakırsan bizim Fenerbahçe yöneticilerimiz, Beşiktaş yöneticilerimiz gidecek. Bizi sokakta kim tanıyacak o dakikadan sonra? Kim bize mikrofonu uzatır bir daha? Aman başkan! Sen bırakırsan Fenerbahçe çöker. Fenerbahçe yok olur. Başkan görmüyor musun? Fenerbahçe'nin yok olacağını görmüyor musun? Kim der buna? Bunu zaten senin yanında. Fenerbahçe yöneticisi olduğu için hayatını devam ettiren adam söylüyor bunu. Bunu yarın Dursun Özbey de söyler. Dursun Özbey'in yöneticisi. Bir başkanın en son bırakıp bırakmamaya karar vermek için soracağı insanlar yöneticiler olmalı. Çünkü yönetici bırakmasını istemez ki abi. Niye istesin? Bugün Selahattin Baki'yi tanıyan var mıydı Fenerbahçe yöneticisi olmadan önce?
Fenerbahçe yöneticiliği bittikten sonra bir Allah kulu Selahattin Baki'ye gidip de ne düşünüyorsunuz Fenerbahçe hakkında diye bir soru sorar mı? Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2023'te Cumhurbaşkanı adayı yapan şey ne? CHP Ahmet Davutoğlu, Saadet'in başı, Karamollaoğlu. Niye? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı, sen aday olmazsan biz Mansur'a da Ekrem'e de burada laf anlatamayız, lafımızı geçiremeyiz, bu işi parlamenter sisteme döndüremeyiz falan filan diye bir yalan sıktılar. Bir yalan, bir hava oluşturdular. Hani sen olmazsan, sen olmazsan bu sistem durur falan gibi bir şey yaptılar adama. O da kendini Kafu Dağları'nın tepesinde görüyor zaten. Gözü kapattı, tamam ben olacağım dedi, bitti. Diğer herkese, bütün düşüncelere kendini kapattı. Selahattin Baki de aynı işte. Selahattin Baki, Demokrat Parti'nin genel başkanı. Üntekin Onay. Yani aynı adam ikisi de aslına bakarsın. Yani sen olmazsan bu Fenerbahçe biter başkanım. Hayır. Ama Fenerbahçe olmazsa hepiniz bitersiniz. Ali Koç dışında. Ali Koç, Rami şey Koç'un oğlu. O yarın yine Rami Koç'un oğlu. Yine mikrofon uzatılacak ona. Onların çevresi bizim çevremiz gibi değil. Onu anlamak lazım. Tabii canım. O çok ya, yani bizim sosyal medyada okuduklarımızı, burada konuştuklarımızı onlara kimse söylemiyor neredeyse. Onlara sadece olumlu kısım söyleniyor. Ya olumsuz kısmı da orada görsen de söylemezsin Bartu. Tabii, çünkü tabii. Ulan biz bu adamın gölgesinde yönetici olduk. Biz bu adamın gölgesinde serinliyoruz. Bu gölge ortadan kalkarsa güneş bizi yakar. Güneş bizi yakar abicim. Dürüst konuşmak lazım. O yüzden biz bu adamın iyisine iyi diyeceğiz, kötüsüne kötü demeyeceğiz. Bu her zaman böyledir kulüp yöneticiliğinde. Kötüsüne de iyi diyeceğiz. Kötüsüne de iyi diyeceksin. Ya da başka birine bir şey atacaksın. Kötüsüne de şunu diyeceksin. Sen değil de falanca seni çok kötü etkilemiş bu konuda diyeceksin. Bu kadar. Yani sen doğru adaydın. Dışarıdaki yerde alacaksın suçu. Sen doğru adaydın, halk yanlıştı tarzı bir şey söyleyebilirsin. Halk yanlıştı diyeceksin, aynen öyle. Halk seni anlamadı diyeceksin başkanım ya. Halk seni diyeceksin, anlamadı, anlamadı. Sen çok iyi anlattın, onlar seni anlamadı. Aynen öyle. Ali Koç 2011 Süper Kupası'nı Şanlıurfa'da oynayalım diye Beşiktaş Kulübü'yle görüştüm demiş. Ya Beşiktaş Kulübü bu Şanlıurfa'daki hakikaten insanlar bir maç izleyemedi. Beşiktaş Kulübü bu öneriyle gerçekten Ali Koç samimi bir şekilde geldiyse Beşiktaş Kulübü bu öneriyi ciddiye alsın. Şu insanlara yazık oldu. Yani tabii ki Fenerbahçe de bu insanların kötülüğüne gelmemezlik yapmadı. Yani kendi meselesine gelmemezlik yaptı da. Yani biraz filler tepişti, çimler ezildi gibi oldu. Bu garibanlara yazık oldu. Burada hakikaten eğer 2011 Süper Kupası gibi bir şey oynanacaksa bu ülkede, hakikaten Şanlıurfa'da oynansın da şu insanların yüzü gözsün. Onunla ilgili de bir açıklamasına bir şey ekleyeyim abi istiyorsan. Biz dedi TFF'ye başvurduk dedi Ali Koç kendi tarafından. Hala henüz tarafımıza bir dönüş yapılmadı. Tarzında bir açıklama bu yapıldı. Arada, beklemiyoruz da yakın zamanda dedi. Yani ben o meselelerde de zaten hani belli bir 60 gün içinde bir yaptığım başvuru 60 gün içerisinde sana bir dönüş sağlanmazsa zaten reddedilmiş anlamına geliyormuş. Fener'in 5 yıldız muhabbeti de öyleymiş. Yani zaten hani 60 gün içerisinde bununla ilgili olumlu ya da olumsuz bir dönüş alamazsan bu reddedildiği anlamına geliyormuş. Herhalde bu 2011 Süper Kupası işini de oynatmama işi var bence. Futbol cesurlar içindir. Tebrikler Icardi demiş karısı. Ne olursa olsun oynayacağız da dedi bu arada Ali Koç abi. Hani nasıl yapar nasıl eder bilmiyorum. Ya bir hazırlık maçı yaparlar Beşiktaş'la. Kazanan iki kulübün belirlediği bir kupa gibi bir şey alır. Bir plaket gibi bir şey alır. Yani atıyorum şimdi. Süleyman Seba Kupası gibi bir kupa düzenlense ve 2010-2011 şampiyonu niyetine bu kupa kazananın olacaktır desen, hazırlık kampı gibi, hazırlık turnuvası gibi bir şey ayarlasan oynarsın. Aynen. Yani bunu federasyon izin vermezse bu en fazla bu ciddiyette bir organizasyon olur. En fazla bunu yapabilirsin. Muhtemelen bu arada iki camiye daha iyi bir organizasyon yapabilir. Ya atıyorum şu an yani. Ya 2-3 sene önce şey olmuş olarak bu şeye karşıyım. Yani bu organizasyonun önümüzdeki birkaç yıl içinde yapılmasına da şiddetle karşıyım bu arada yani.
en kötü zamanımızı seçti Fener. Durdu da kendinde evet. Ceko Tadic olduğu günü mü seçti? 2011. 2011 geçeli 15 sene olmuş. Ben de Amartey olan her günümü buldunuz. Süper Kupa oynatacak. Niye öyle bir ben oynamıyorum bu sefer de. O kadar iyi takımımız vardı. Pepeli. Onlarla oynamadık da şimdi Amartey'e gelince mi 2011 Süper Kupası oynanacak? Ben şu an bize oynanmasına karşıyım bir yandan da. Yani oynanacaksa bir iki sene sonra. Peki bir şey söyleyeceğim abi. O sezon bittiği kadrolar oynasa böyle bir veteran gibi. Of. Abi zaten ben sana bir söyleyeyim mi? Ya. Yani kupanın eğer TFF 2011 Süper Kupası'nı oynatacağım diye bir karar almazsa ki bence almayacak bu arada. Zaten o ciddiyette bir maç olur. Bence o topçuların oynamasında da fayda var. Yani daha keyifli olur. Daha izletilir yani. Hani anma maçı olsun yani. Anladın mı? Hani bu 2011 Süper Kupası'nı anıyoruz. İki kulübe yapılanları kınıyoruz gibi bir temellendirmeyle bu o günkü oynayan topçuların sahaya getirilip alkışlatılması. Çok keyifli olur bence öyle bir şey. Çok keyifli olur ya. Hayvani sarar. Falan. Düzenleyecek adam da belli zaten. Acun Ilıcalı. Hemen yapıştırır bir tane veteran maçı. 11-11. Beşiktaş'ın 11'i ne lan o iki Süper Kupa alırken? Quaresma falan var değil mi? Guti var. Uf. Quaresma, Almeida. Fena yeniriz Almeida. Lan Fener'i. Fernandes. Fener'i fena yeniriz. Fernandes. Fener'de kim var ki lan? 2011'de şampiyon Alex. Olurken. Alex. Alex. Lugano. Kadayıf oldu. Andre Santos. Lugano. Volkan Demirel. Volkan Demirel de aynen. İyi kaleci bak. Bizim kaleci kim? Cenk Gönen. Harbi kaleden çok patladık Cenk ya. Gönen. Rüştü de kaleden var felaket patladık. Aa Egemen Korkmaz herhalde o maç. Egemen Korkmaz Egemen... Fener'in stoper. Oynayamayacak ki. Oradan da Fener'e şeyimi alayım. Hükmen Egemen mağlubiyet. Egemen Trabzon'daydı ya o sene sanki. Ben Fener'de hayır, diyebiliyorum ya. Fener'de diyebiliyorum ben de. Ben de Fener'de değil. Uğur Boral var. Uğur Boral da oynayamayacak. O da hüküm aynen, iyiydi o. Maalesef. O 11-12'de Beşiktaş'taydı. 12-13'te Fener'e geçti Egemen. 11-12'de Beşiktaş'ta mı? 10-11'de kimde? Trabzon'da. Evet. Trabzon'da oğlum. Aynen. Onu diyorum. Emin miyiz? Bir kontrol ediyorum. %100 eminiz. Aa, ben Fenerbahçe'nin Trabzon'un şampiyonluk fotoğrafı gibi bir fotoğrafında Egemen Korkmaz'ın olduğunu %100 hatırlıyorum. Evet. Doğru. 11-12'de kendi kalesine gol atmıştı Fener maçında Egemen. Evet. Bu golü ondan de hatırlıyorum lan. O golü de evet. Hatırlıyorum lan. Allah kahretsin. Tamam o golü de hatırladım. Aa, bu arada... Golde... Oğlum şey Egemen Korkmaz 2011'i yaşayıp o yaz nasıl Fener'e gidiyor lan? O da çok acayip bir hikaye. O yaz gitmedi. Beşiktaş'a geliyor. Beşiktaş'a gidiyor. Doğru. O yaz Beşiktaş'a gidiyor. İyi çözmüşüz lan onu. Orada chat'te yazmışlar. Beşiktaş için iyi haber. Necip var mesela kadroda. Oo çok iyi. Aktif bir tek o var çok değil mi? Kötü haber lan. Bildiğim o var abi aktif. Fener'in genç yoktur ki harbiden. Fener full papazdı o dönem. Bir şey söyleyeceğim. Emenike yine bir götürür abi ya biraz. O. Emenike harbi sırta bizim yaşlı forvetleri aldı mı? Beyler 2011'de nasıl Emenike yoktu? Vardı. Niyang'ı hatırladım yoktu. Niyeyse. 2011'de yoktu, Fener yoktu oğlum. Karabük'ten aldınız da adam ondan hapis yattı zaten. Doğru. Ha, sonra tabii 2011'de geldi. Yazın geldi. Tam oynayamaz ki. 2011 şampiyonluğunu olan oyunculardan biri olması lazım. Emenike yok. 2011 şampiyon Fener kadrosu. Süper kupaya ben şey hiç alakadar etmez. Yaz... Şampiyon olan takımın topçusu gelir. Emenike falan. Ulan yine Fener. Ulan bir tane düzgün çık be kardeşim. Kupacada. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Biz kaleye Mert Günok'u alabiliyor muyuz? Alırım ki. Volkan Hoca beklesin biraz. Oğlum çok kötü oldu. Fener'de profesyonel kaleci var yalnız. Caner yokmuş. Var. Yok var. Var. Küfürden bir 20. dakikada gider. Mert Günok var. Gökhan Gönül. Lugano. Bekir Irtegün oynayamıyor mesela. Yobo. Caner. Lugano. Alex Selçuk. Uğur Boral oynayamıyor. Emre Belezoğlu oynayamıyor. Andre Santos. Christian. Mehmet Tubus. Miroslav Stoch. Özer Urmacı. Yok. Özer Urmacı futbolcu oğlum lan şu an. Yok abi. Evet. Özer alt liglerde oynuyor ya. Guiza mı? Estirir lan. Mamadou Niang. Mamadou Niang futbolu bıraktıktan sonra inanılmaz kilo almıştır hissi doğurdu bende nedense.
Emenike öyle. Emenike öyle yani bu arada. Bence Mamadou Niang inanılmaz şişmiştir ve o maçta asla oynayamaz. Bana da o his Isiadia da geldi. De aynen Isiadia'da da o his olabilir. Var bence. Ne söyleyeceğim? Bu arada Dia oynuyorken de kiloluydu abi. Çok zayıf değil. Evet, evet, o yüzden dedim zaten. Dia inanılmaz kilo almış olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Dia yine kırmızı kart görürse bizim tribünler... Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bizim 3. kaleci var. 22 yaşında. Onu oynatırım ki. Güncel kulüp. Oğlum Cenk Gönen de kalecilik yapıyor ki Esenler Erokspor'da. Şimdi geri döndük lan maça. Atış ve İsmail mi? Hocam. Fener'i ütme şampiyonu oluruz lan. Ersan Gül'ün mü? Habyan Ernst. Habyan Ernst hala zayıftır lan. Şey diyeceğim. Bize bir süper kupa borçlusun be çocuk. Muhammed Demirci. Ooo. Filip Olosko bırak topu artık ya. Oynuyor lan hala. Bebe oynuyor hala. Bebe doğru. Oynuyor. Aa Mustafa Pek demek de oynuyor. Mustafa Pek demek de oynuyor. Fener'e doğru. Hiç atmazak 5 atarız öyle diyeyim size arkadaşlar. Abi şöyle bir şey var ama Fener'e hocalar da aynı oldu. Olduk bu arada. Koca kimdi ki bizim? Hocalar Carlos Carvajal mi? Bizim hoca da daha iyi bu arada. Tayfur değil miydi? Tayfur Avutçu. Tayfur Avutçu lan doğru. Fener'in hoca daha iyi. Aykut Kocaman daha iyi oldu maalesef. Fener'de oynayanlar kimler? Beşiktaş, Başakşehir, Fener'in kalecilere bak. Ertuğrul Taşkır, Alanya. Fener'in 2011'deki 5 kalecisinden 3'ü aktif Süper Lig kalecisi lan. Serkan Kırıntılı da bu sene bıraktı değil mi? Hasan Erbey mi? Sürpriz adam biliyor musun? Alaçatı Spor. Ahmet Ercanlar sever. Eciyi korktum. Caner Erkin, Caner. Eyüp. Çok çok kötü oldu. Cezalı mesela, iş. Oynayamıyor. Gökay İravul, Belediye Kütahya Spor. Miroslav Stok top oynuyor lan. Aa, büyük Prag'da bir takım. Alayım ben onu. Dani Guiza da oynuyor. Solu bırakmamış. İyi dedim. Berbat bir şaka. Colin Kansas geçen seneye kadar oynuyordu. Veya 2 sene önceye kadar. Stoh hafif korkuttu bu arada. Son Alex dakika var. Yağız Savuncuoğlu. Kulüpler Birliği Mehmet Büyükekşi'nin seçimde aday değilim demesini istiyormuş. Aksi takdirde imza... Abi siz imzayı toplayın o herifin sözüne güven mi olur ya? Aday değilim orada dedi. Ben... Türk milli takımı gitti çeyrek final yaptı. Yüzsüz gibi aday olur ya. Manyak mısınız? Ben sözlerim abi. Ya edemez de seçim bile iptal etmeye çalışır. Bu arada Kulüpler Birliği'nde de bir seçim olacak yakın zamanda. Ali Koç onunla ilgili de bir açıklama yaptı. Kulüpler Birliği benim... başkanlığını bıraktı ama Kulüpler Birliği açıklama yaptı. Ali Koç'un başkanlığı bırakma talebini evet. Reddediyoruz diye. Abi ben de doğru, bunu anladım. Da... Mesela istifa... Sen de çalışıyorsun bir yerlerde. Mesela bir yerden istifa aynen ettin abi. Mi? Edersen anlatayım ya. Yani, tek taraflıdır o. E tek taraflıdır ya. Biz senin istifanı reddediyoruz. Yarın 9'da işte ol. Böyle bir şey yok ki abi insan hayatında. Gelmiyorum derim mesela. Ya, İstediğin kadar et. Bu kavramı hayatımıza Aykut Kocaman kazandırdı. Aykut Kocaman sürekli bir yerde istifa ediyordu. Sonra istifası reddediyordu. İstifa etmiyordu Aykut Kocaman. Aykut Kocaman görevde. Gereğini yapacağım diyordu. Sonra gereği şey çıkıyordu. Bir hafta telefonu kapatıp bir de şöyle kafa izdi. Değil mi? O istifa ediyorum demiyordu. Ben bırakayım diyordu. Oğlum, o da yok bırakma Serdar, diyorlardı. Serdar Çeliklerin onun bir tane istifa anlatma aynen. Meselesi var. Evet. Oynanılmaz. Aynen. Az Yıldırım'ın odasından çıkıyor. O zaman ben ayrılayım başkan diye. Kulüpten çıkarken diyor ki arkadaşlar ben bir 2-3 gün ortada yokum başkanla hafif tartıştık. Telefonu kapatıyorum diyor. Telefonu kapatıyorum ben bir 2-3 gün ortada yokum. Yani blöf çakmış herife. Yani ben o zaman ben bırakayım başkan. Az Yıldırım da sinirleniyor. Bu neden böyle diyor. Tamam diyor bıraktı bu diyor. Hadi geçmiş olsun diyor devam ediyor. Acaba telefonu açtığında ne yaşadı ya çok merak ediyorum. O an orada olmak işte ya. O an orada olmayı inanılmaz isterdim. Bak yani. Mesela saça ilk beyaz orada düştü biliyor musun abi? Tabii tabii. Oraya kadar sipsiyah. Ben niye telefonu açtığını daha atlam- çok merak ettim. Şikede Mike'de saçları çıkartmıştı o süreçten de orada beyazlattı artık. Ya
Hani telefonu o zamana kadar açmadı. O an niye açmaya karar verdi? Ben onu daha çok merak ediyorum. Başkan da bizi arayıp soruyor mu acaba diye. Bu arada az önce baba, laf gelimi dursun baba dedim diye linç yemiştim. Şeyi de düzelteyim. Şike de saçları beyazlattı derken şike sürecinde arkadaşlar. Şike davası süreci. Artık böyle tek tek düzelterek yorum yapıyorum ki. Yine satır arasından bir şey almayın. Yani Aykut Kocaman şike yaparak saçları beyazlattı demek istemedim az önce. Artık korkuyorum çünkü sizden. Evet. Gelişme işi Gaz. Bu arada bir ATV Fenerbahçe kavgası diyorlar. O ne? Abi benim anladığım birincisi bu senin bahsettiğin bütün gün olan olay. Bir de ikinci ben Twitter'da az önce gördüm ama hani o an yayındaydım, dinlemedim. Bu hani ben sana bir ara aç dedim ya, ne konuşuyorlar, maçı mı anlatıyorlar. O ara maçın yorumcusu Fenerbahçe suçlayıcı tarzda konuşmuş. Abi, ama dedim ki dinlemedim. Ben yayıncıya bilmiyorum. Ben yayıncıya bir şey demem. Ben zaten hani benim insan olarak nereyi desteklediğim belli. Benim Aspor'la, ATV'yle, Turkuaz Medya'yla ilgili görüşlerim bellidir. Yani beni tanıyan insanlar bilir. Burada heriflerin bir rating beklentisi suya düştü. Yani burada herif sana yüklenecek. 2000 Beşiktaş yarı final rövanşa çıkmalı diye Beşiktaş'a neler diyorlardı. Yani o bu heriflerin şeyi bu. Yani bu Fener düşmanlıklarından değil. Bunların herhangi bir şeye dostluğu düşmanlığı olamaz. Çünkü dostluk, düşmanlık kişilik karakter isteyen bir iş. Dostluk, düşmanlık bile. Yani sana dost olmak için de düşman olmak için de bir şeye sahip olması lazım karşı tarafın. Ama yok, bunlar böyle. Bir gün öyle, bir gün böyle. Yarın onu öyle der. Burada onu öyle der. Yani ne dediklerini bilmiyorum bu arada ama hani bu bugün tabii ki herif Fenerbahçe'yi suçlayacak. Rating beklentisi suya düştü. Kayıt TT olmuş Türkiye'de. Kayıtla ilgili bir gelişme mi var? Bizim konu konuşuluyor herhalde Time'da. Ha, 2011'de kayıt yok yalnız. Gerçi oynatmam yoktu, o maçta. Hollanda'da falan konuşmuş. Kayıt'ı ya, geçen bir Liverpool efsaneler maçında gördüm. Öyle hileden topçu götürmek yok beyler. Öyle bir dünyayı kabul etmiyoruz. Kayıt bayağı iyi oynuyor. Kavaşata'yı gördün mü abi? Evet abi, manyak. Kaç yaşında herif ya. Sanırım kayıtla ilgili olay da şu abi. İlk gördüğümden söylüyorum. Fenerbahçeli genç bir taraftar. Yani genç dedim, 8-9 yaşında bir kardeşim. Icardi sevinci yapmış. Bizimkiler de aslında anladım, onu kayıt yapıyordu. Ya o 8 yaşındaki çocuğun kaydı bilme ihtimali yok. Çocuk Icardi'den özenmiş ama özenebilir abi. Yani küçücük çocuk. Ya 6-7 yaşındaki kardeşlerine. 6-7 yaşındaki çocuk. O çocuk da Icardi'yi seviyor olabilir. Icardi sarı saçlı çizgi film karakteri gibi olan, yani Fenerlisi de seviyordur çocuk olan. Galatasaray'sı da seviyordur. Beşiktaş'ı da seviyordur. Kimin çocuğu diyor? Batuhan Karadeniz'in mi çocuğu? Evde Icardi, evet. Icardi diye geziyor diyor. Olabilir abi, adam yani babası Beşiktaş. Altyapısında yetişmiş Beşiktaş'ın evladı. Çocuk Icardi'yi seviyor. Olabilir ya, bunlar minicik çocuklar. Ya şöyle düşünün. Fenerbahçe'nin çıkmayacağı maça formayla statlı kardeşim. Aynen öyle. Aslan hem Fener'i seviyordur hem Icardi'yi seviyordur. Keşke Icardi Fener'e gelse diyordur hatta. Belki abi, ben onun yaşlarındayken evde bir yerleri böyle kalemale yapıyordum, top oynuyordum. Belki Icardi'yi Fener'de hayal ediyor o gollerde. Ona Icardi'ye pas atıyor. Icardi gol atıyor. Fener öne geçiyor. Yani o yaştaki bir çocuğun hayal dünyası inanılmazdır yani. Ben şeyi hatırlıyorum mesela abi. Beşiktaş'ta arkadaşlar beni bu beşli çete ile kudurtuyorlardı okulda. Sonra çok şey olmadı tabii ama ilk geldikleri yaz böyle. Portekiz ama sana bir şey söyleyeyim. Beşli çete sizdeki lan. Beşli çete deyince siz o Volkan Demirel falan. Ya pardon, karıştırdım. Abi ben sana, başka bir şey söyleyeyim mi? Bak ben çocuktum. Kendi daha size fi tarihi bir çocukluk anısı anlatayım. Beşiktaş'a Ricardinho geldi. O zamanlar Kazım Kanat rahmetli Ahmet Çakar'la program yapıyorlar ATV'de. Kazım Kanat şey dedi. Bak hiç unutmuyorum. Bunlar dedi aynı mahallede büyümüşler hocam dedi. Ricardinho dedi Alex oynatmıyormuş dedi. Yani Ricardinho öyle bir top oynuyormuş ki dedi. Alex mahalle maçlarını almıyormuş.
Ulan dedim, Alex de iyisi gelmiş ya. Ve okulda her Fenerbahçeli çocukla kavga ediyordum. Ricardinho daha iyi, Delgado daha iyi diye. Ben yani, Delgado'ya bayılıyordum. Çocuk aklımızla öyle geliyordu abi bize. Yani Ricardinho ve Delgado Alex'ten iyi geliyordu yani. Delgado'ya ben de bayılıyordum ya. Aynı, o da yakışıklı, sarışın bir adam diye. Yani. Delgado müthiş bir çocuk bu arada. Delgado müthiş bir futbolcuydu yani. Özellikle bir çocuk için dediğin gibi uzun saçları. İşte... Uzaktan zımbalıyor mesela. Uzaktan zımbacı. Acayip. Çocuk için mesela müthiş bir karakterdi ya. Sakatlık problemleri falan olmasa bence Beşiktaş kariyeri de hiç fena olmayacaktı da. Bir de şöyle abi, futbolu en saf sevdiğin zamanlar ya. Abi canım. O zamanlar. Tek derdim mesela öyle. Ben hatırlıyorum. Pazartesi okula gitmeden önce pazar günü Fenerbahçe'nin maçı kazanmasıydı. Abi mesela işte ben hep şey derim. Çocuklukta nefret Fener'e daha büyüktü. Yaş biraz ilerleyince Galatasaray'a daha çok oldu. Çünkü benim çocuklukta Galatasaray başarısızdı. Yani şampiyon oluyordu arada ama mesela Tümer'i Fener alıyordu. Yani Tümer'in Fener'e gittiği günü hiç unutamıyorum yani. Ya da 2004'te 10 puan öndeyken o müthiş takımın dönüp Fener'e şampiyonluk vermesini hiç unutamıyorum. Yani o ikisi bende çok travma, çocukluk travması. Ama gençlikte de o şeyi, Şenol Güneş'in 3. senesi miydi o? 17-18. Burak Yılmaz var. 18-19. Bülent Yıldırım 37 dakika faul çalınmadı falan filan. O maçı hiç unutamıyorum mesela. Yani bende de büyük bir şey. Orada da Galatasaray bizde travma yarattı. Yani bu çocukken ama Fener daha şeydi benim için. Fener çok heybetliydi yani. Benim mesela çocukluğum çok heybetli Fener'e geldi yani. En mutlu olduğum anla en üzüntülü olduğum arasında bir hafta var böyle, net hatırladım. Birincisi ilk Kadıköy'deki 2-1'lik Chelsea galibiyeti David'in uzaktan. İkincisi de şeyde elendiğimiz, Stamford Bridge'de elendiğimiz. Hüngür hüngür ağlamıştım mesela. Ben sana bir tane bir şey söyleyeyim. Babamla şehir dışındayız. Benim telefonda bir uygulama var. Telefona bir şey yazıp göndermişim Turkcell'e. Beşiktaş haberleri mesaj geliyor telefonuma. Turkcell'den SMS geldi. Mehmet Topuz Beşiktaş'ta diye. Yemin ederim. Öğle vakitleri falan. Turkcell'den mesaj geldi. Mehmet Topuz Beşiktaş'ta diye. Biz de arabaya bindik. Mesaj geldi. Telefonu cebime koydum. Gidiyoruz. Akşam eve geldim. Telegol, melegol. İşte öyleydi, böyleydi. Mehmet Topuz uçaklar indi. Bir şeyler kalktı. Mehmet Topuz Galatasaray Fenerbahçe'ye imza attı. Ve ertesi gün Mehmet Topuz kafasında bir gün herkes Beşiktaşlı olacak şapkası. Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak şapkası. Top dikiyor Saraçoğlu'nda. Ben de onu da şey hatırlıyorum. Siyah Range Rover'ın içinde bir fotoğraf vardı ya. Meşhur oldu zaten sonra. Range muhabbet. Yani Aziz Yıldırım hani şimdi son yılları falan başarısız belki ama hani bugün Fenerbahçe'den edilen nefretin %60-70'i Aziz Yıldırım'dır yani. Yani camiasına iyi başkanlık yapıyordu ama rakip olarak söylüyorum bunu. Nasıl Galatasaray nefreti Fatih Terim'le alakalıdır? Şu büyük çoğunlukla. Aynen. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım abi. Benim çocukluğumdaki Aziz Yıldırım figürü mesela inanılmazdı ya. Ben şuna üzüldüğümü hatırlıyorum. Yani neden var mısın yok bu sıra Fenerbahçeli topçular çıkıyor, Fenerbahçe yöneticileri çıkıyor. İşte Cem Yılmaz bağlanıyor. Niye Beşiktaş topçular orada yok? Beşiktaş, sen niye o programda Beşiktaş yok? Ya buna üzüldüğümü, içerlediğimi hatırlıyorum mesela. Ulan diyordum ne alaka ya herifler. Televizyon programında burnumuza kadar giriyor herifler diyordum. Yani o kadar bir güç aslında bakarsan. Fenerbahçe 100. yılı ve Cem Yılmaz bağlanıyor. O gün Türkiye'nin en meşhur insanı ve en popüler insanı. Goraları, Arapları yapmış. 2007 senesi. Roberto Carlos'a kutu açıyor. Roberto Carlos geriye sarıyor. Ondan geriye sayıyoruz diyor. Kutudan Ronaldinho çıkıyor. Ronaldinho o günün starı. Evet. Ve Aziz Yıldırım büyük açtım diyor Cem Yılmaz.
Ve diyor ki bizim başkanımız için belki de küçük açtım diyor. Ve Ali Koç, Aziz Yıldırım, işte Ferit Şahin, Abdullah Akyıllı bilmem ne, Türkiye'nin en zengin iş adamları yan yana. Acun Ilıcalı, o da Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri. Ve kahkahalarla gülüyorlar bu Ronaldinho, Manaldinho şakalarına. Yani hiç ulan ne alaka şimdi böyle bir şey olmuyor. Ulan diyorsun yani vahiyet yani güç. Ve o dönem ben hatırlıyorum Facebook'ta falan anti FB sayfaları, işte Fener'in Türkiye Kupası alamaması falan filan, inanılmaz Galatasaraylılarla Beşiktaşlıları kol kola gezdiriyordu yani. Ulan bunlar alamasın da ne olursa olsun. Ben mesela hatırlıyorum Bursa Spor şampiyon olduğunda inanılmaz yani gözler dolmalı mutlu olduğumu hatırlıyorum yani. Bursa Spor'un şampiyonluğuna niye sevineyim abi, anladın mı? Yani gözler dolmalı sevindiğimi hatırlıyorum yani. Çünkü istemiyorsun yani. Seni bu kadar hani bu kadar sende travma yaratan bir adamın, Aziz Yıldırım için söylüyorum ya da diğer futbolcular için. Sen hani bu kadar abi biz Fenerbahçe derbisine çıkardık. Ulan derbi başlıyor. Ha hu inanılmaz bir gürültü. Bir bakıyorsun Alex vurmuş, Rüştü yerde yatıyor güneşlenir gibi. Dakika 3 köşeye korner bayrağına doğru Alex yumruğu sallaya sallaya gidiyor. Ulan daha ya dakika 3 ara... ya. Hani çayı söylemedik. Kahveci diyor ki ne vereyim abi diyor. Alex vermiş vereceğini bize. Kahveci diyor ki ne vereyim abi. Ne vereceksin abi? At vereceğini ver derim. Fener'in en kötü topçuları Beşiktaş'a atıyordu ya. Forvetleri. Abi Alex dese Oğuzhan'ın 14 golü var. Aynen. Beşiktaş'a. 14 gol. Bir İnönü maçı var. Bir İnönü maçı var zaten. Abi 14 gol ne demek ya? 14 gol. Bir takım, bir oyuncu bir takıma 14 gol atmaz ya. Her bir maç. Derbi. Musa Sov. Biraz Fenerbahçe kariyeri biraz uzun sürseydi Alex'i geçecekti. Aynen. Musa Sov geçecek. Geri gelmez attı. Ayağımın tuzuyla işe çarptı. Yapıştırıyor. Ha, Galatasaray'dan nasıl nefret oluştu? Benim çocukluğumda Adnan Polat falan varken de Galatasaray şampiyon oldu ama nefret oluşmuyordu. Ulan bu garibanlar nasıl oldu da şampiyon oldu hissi oluyordu. Ama ondan nasıl sonra... Galatasaray'ın şampiyonlukları harbi gariban abi, şampiyon. Abi Ünal Aysal Fatih derim. Öyle bir orada da adamın sinirden artık ensemizde damar çıkıyordu ya. Drogba'nın geldiği gün Snyder'in o arabadaki fotoğrafı Galatasaray'a... Galatasaray Drogba'yla Snyder alırken Beşiktaş Dentinho indirdi abi. Ve evet, öyle bir şey yaşandı. Ve o dönem derbide galiba ya Snyder'in indiği gün ya bir önceki gün. Beşiktaş Galatasaray maç oynadı. Emre Çolak'ın golüyle Galatasaray kazandı. Karlı bir havaydı. Yeter oluyordum maçı. Artık biliyor musun? Hakikaten yeter oluyordum ya. Yeter hissediyordum ya. Snyder'in ilk maçı o. Snyder Emre Çolak yerine oyuna girmişti. Aynen. İkinci yarıda. Berbat dönemler. Fatih Terim. Simok atmış. Fatih Terim'in bir şey maçı var. Ordu Spor. Mersin. 4-2. Mersin 3-5. Mersin maçında topu yere vuruyor. Acayip sinirleniyor. Üstünü başını paramparça yapıyor. Ondan sonra da Lig TV'ye çıktı. Şansal Büyükhan'ın programına. Ya dedi böyle şeyler olur işte. Üzüldük bilmem ne yaptık. Ulan dedim bu ne lan dedim. Ağa mı paşa mı bunlar ya, bizim hoca. Hoca kendini sahanın içinde yiyor bitiriyor. Hakeme vuruyor, gözlemciye bilmem ne yapıyor. Akşam bir de Lig TV'ye çıkıyor. Şey gibidir bu yani. Güç gösterisi yapıyor herif sana. Hani bana, ben hata yapmış olabilirim ama ben, bu sistem benim diyor herif sana. Yani artık göz bebeklerim büyüyordu yani. O Fatih Terim, ceza almıştı ya. Fatih Terim, Aziz Yıldırım dedim mi? Bu adamlar ne kadar yaşlanırsa yaşlansın, ne kadar düşerse düşsün, benim tüylerim diken diken olur abi bu iki isme. Bu iki isim beni dağıtıyor yani. Harbi yıpratıyor. Aziz Yıldırım'ı gördüğüm zaman mesela Twitter'da direkt detaylı bakıyorum böyle abi. Ben Aziz Yıldırım'ı yaklaşık bir ay önce Zorlu Center'da gördüm. Yanında bazı gazeteciler vardı. Yanına gidecektim de korktum yani, birazcık girmesi zor bir mekandaydı. Çok da kendime güvenemedim, gidemedim. Dönüp sana şey diyor değil mi? Sen Galatasaraylısın, sen gelme falan yapıyor. Yani tanıyor seni de. Ya bir tık korktum yanına gitmekten. Oğlum ben çünkü... size bir şey söyleyeyim mi? Ben bak Galatasaraylı biri çete yazmış, aklıma geldi Real Madrid diye. Ben Galatasaray Real Madrid maçını gurbetçilerin olduğu bir mekanda izledim. Yani gurbetçi dedim mi zaten 10 gurbetçi varsa 9'u Galatasaraylı.
Abi projeksiyona masa fırlatıldı ya. Drogba gol attı ya topuklu. Projeksiyondan izliyoruz maçı. Projeksiyona masa fırladı. Ve o anda hani herkes inanılmaz seviniyor ya Türk olduğu için. Benim içimden geçen tek şey ne biliyor musun? Ya, olamaz dedim ya. Hani bu dedim büyük ihtimalle ben kafayı bir yere vurdum, bu bir kabus dedim yani. Çünkü Galatasaray Real Madrid eleseydi yani onun üstü yok işte. Hani biz gittik Barnabeo'da 3-0 yenildik, döndük geldik ya, eledik Real Madrid'in üstü yok ya. Eyvah dedim ama burada dedim çok acayip bir şey olacak. Ve inanılmaz korkulu gözlerle izlemiştim maçı yani. Ronaldo'nun golünde rahatladın mı? Ben de sana inanılmaz soracaktım. Tüh be dedim de sesli olarak. Çünkü gerçekten hani tüh be dememiz gereken bir ortamdaydık. Ama inanılmaz, içten içe inanılmaz. Yani of be, Türk takımı ya gol yedi dedik. Ama yani. Fena of of çekmişizdir ama orada. Mesela kötü Galatasaray, o Osterschund'da elenen Galatasaray'da da ben gurbetçilerle izliyordum. Onda da çok korktum. Onda da şundan korktum. Herifler o kadar sinirlendi ki. Bak, gurbetçilerin Galatasaray'la harbi çarpı iki. Birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Hani sikiyim lan tutarı. Ne biçim konuşuyorsun lan? Bilmem ne falan filan, millet birbirine bir şeyler fırlatmaya başladı. Yemin ederim. Orada ilk kez şey oldum. Ulan Galatasaray yenilmese daha iyi olur galiba. Hayatımda ilk kez. Yani bütün ömrü hayatımda Galatasaray yenilmese daha iyi olur dediğim tek gün. Abi bu arada Erdem Timur açıklandı. Erdem Timur konuşuyor. İnşallah Erdem Timur'un de konuşmasında ses sorunu çözmüşlerdir nasıl diyeyim. Efkan'ın süper chatini gördüm. Efkan eski takipçimiz. Erdem Timur'dan sonra onu okuyacağım. Ne diyeyim, vatandaşlarımız hem yöre halkı tüm herkes için çok daha iyi olurdu. Büyük bir beklenti içine girmişti herkes. Tabii böyle oldu. Temel konu bunun, yani şu gerginliğin bir an evvel bitmesi. Çünkü münferit de olsa belli olaylar yaşanıyor, biliyoruz hepimiz. Tekrar etmek istemiyorum konuları. Yine gerginlik artmaması için. Ama bunlar böyle, bu gerginlik devam ederse daha farklı şeylerin olmasından herkes endişe ediyor. O yüzden de hepimiz haksızlıklar olduğunu kendi tarafımızdan iddia ediyoruz. Bunların da vuku bulduğu yer sonuçta saha. Yani gelip ne olursa olsun, ne kadar şey anlatırsak anlatalım, sahada futbolcular çıkıyor herhalde. Evet. O yüzden hızlı da bitirmemiz lazım. Yani ne yaşanırsa yaşansın, anlatılan, verilen tüm örneklerin gelip haksızlığın vuku bulduğu yer saha. Biz de burada toplumun her kesiminin, taraflı tarafsız herkesin gerçekten de bu haksızlıkların olup olmadığına dair bilgi sahibi olması için en önemli şey veri, şeffaflık. Yani yarından tezi yok. Şu yabancı hakemleri seçip gerçekten öncelikle bu sene, sonra geçmiş senelerin hepsinin bakılması gerekiyor. Ne haksızlık yapıldığını. Bunu tekrar tekrar iletiyorum. Basında da yankı bulmasını umut ediyorum. Çünkü bu şekilde olursa, evet şu şekilde haksızlıklar yapıldı, bu takıma yapıldı, şu takıma yapıldı, her takım için geçerli bu. Bunlar ortaya çıksın. Biz diyoruz ki baştan bunların hepsinin sonucunu herkes kabul etsin. Biz ediyoruz nitekim. Ve bu şekilde toplumun çok çok fanatik kesimi, katılmıyorum bu sözü, bitince söyleyeceğim niye dedim. Farkına varsın ki, gerçeği görsün ki ona göre kafasındaki soru işaretleri azalsın. Bunun bir an evvel yapılması gerekiyor. Çünkü bu gerginliğin hiç kimseye, bu kaosun hiç kimseye faydası yok. Bize göre bize çok büyük haksızlık yapılıyor. Başka takımlara göre onlara yapılıyor deniyor. Ama bunlar, yani şöyle bir şey varsa gelin gerçeği görelim. Lütfen tekrar tekrar bunu söylüyorum. Bunun amacı şu değil. Bak gördünüz mü, bize haksızlık yapıldı değil. Ne varsa ortaya çıksın ki. Bakın bir geçenlerde bir hakem şeyi sızdırıldı ya. Önce Galatasaray kısmı sızdırıldı. Sonra tabii federasyon doğru bir şekilde hepsini şeffaf bir şekilde yayınladı. O zaman görüldü, şeffaflık böyle şeylere fayda ediyor. O olay hemen tamamen bitti. Ve gerçekten iki maçta da ne olduğu açıkça görüldü. Şeffaflıktan kendisinden emin olan hiç kimsenin çekinmemesi lazım. Bunu da biz kendimizden eminiz, hadi gelin gibi bir tavırla da söylemiyoruz. Toplumun her şeyi bilmeye, her şeyi görmeye ihtiyacı var. Böyle olmadığı müddetçe manipüle ediliyor. Hepimiz başarılar yaşıyoruz, başarısızlıklar yaşıyoruz. Doğrular yapıyoruz, eksikler yapıyoruz. Ama bunlar bizim eksiklerimiz veya bizim doğrularımız.
O yüzden kendi yanlışlarımızı, kendi eksikliklerimizi bilgiyi gizleyerek veya gerçekten ne olduğunu objektif bir şekilde analiz ettirmeyerek herkesi manipüle edebiliriz. Bunların olmaması için şeffaflıktan başka bu işin bir çözümü yok. Tekrar tekrar çağrıda bulunuyorum. İnşallah bu maç böyle bir şeye de vesile olur. Her seferinde bir şey vesile olsun diye bekliyorum. Umut Chat'te biraz yardım et sana. Herkese buradan bu çağrıyı yapıyorum. Tamamdır. Yani gerek kulüplere, kulüpler birliğine kimse muhatap, bir an evvel bu işi çözmemiz gerekiyor. Erdem Bey, bugün Sayın Büyükekşi'nin sizle ilgili açıklamaları da var. Rahat uyuyor musunuz? Çok rahat uyuyorum zaten. Onda hiçbir zaman bir sorun yok. İnsanın rahat uyuması iş huzuruna bağlı. O yüzden kim ne derse desin rahat uyuyoruz. Bunlar da yani tekrar da değil, belki ilk defa sizler böyle bir şey soruyorsunuz. Ama yine karşıtlık olması toplumu gerecek. Biz çok fazla söyleyecek. Çete bakıyorlar arkadaşlar. Milletin de iki tane eli var. Bir tane mouse'u var. Hakaret edildi. Sakin olun. Hiç kimseyi hakaret varsa şey hallederler. Tekrar edeyim ben. Halletmeye çalışıyoruz bir ben. Bir tane adamda mouse var. Adama da biraz sabırlı olun. Herhalde en tecrübesiz bir şekilde böyle şeylere karşılık verebilme ihtimali olan yaştayım. Ona rağmen ki karşılık evet versem kendi camiamdan, kendi taraftarımdan çok daha olumlu şeyler alırım. Karşılık vermemek farklı türlü de algılanıyor. Öyle algılanma yarıda rağmen toplumun gerilmemesi için bunu her seferinde herkesin söylemesi lazım. Gerekeni yapmamız lazım ve sadece toplum gerilmemesi için değil, işte gerekeni yapmak bu. Ne denirse densin, karşılık vermemek, tamamen çözüm önerisiyle gitmek. Ben defalardır sürekli çözüm önerisi sunuyorum. Lütfen bu çözüm önerileri değerlendirilsin, bir an önce de eyleme geçilsin. Erdem Bey, bugün Sayın Büyükekşi'nin bir 18 Temmuz'u işaret ettiği bir konuşması oldu. Hatta maçtan önce de Sayın Ali Koç'un da bir açıklaması var. 18 Temmuz geç, ya hiç yapmayın ya da erken yapın diye. Mesela Galatasaray'ın buradaki tavrı ne olur? Siz de çünkü federasyonu istifaya davet eden bir kulüp. Evet, evet, evet. Güzel soru yani bu arada. Çok defa da davet ettim. Evet, iyi soru. Kulüpler Birliği federasyonun böyle bir şekilde yani seçime gidilmesi için imza toplamaya başlıyordu. Bu şekilde bir şeye başlandı. Bundan sonra da federasyon yani imza toplayalım ve hadi pazartesi günü imza toplanacak dendi. Federasyon da bugün böyle bir açıklama yaptı. O, Temmuz'da gidiyoruz seçime diye. Yani normal mali genel kurulu seçimli genel kurulu şeklinde yapacağız diye. Zaten kulüplerin gösterdiği tavır, Kulüpler Birliği'nin gösterdiği tavır da amaç hasıl olmuş oldu. Hep şunu istiyoruz. Doğru bir federasyon, doğru kurullar olsun. Bunun için de rekabet edecek insanlar şimdiden çalışmaya başlayacak. Biz bunu yine kısa zamanda hadi bir ayda olsun gibi bir şeye sürdüğümüzde bu sefer yani yüze yakın insandan oluşuyormuş bildiğim kadarıyla toplam listeler, kurullar. Yani bir kişinin bir haftada yüze yakın liste oluşturulacak. Ondan sonra seçim çalışmasına başlayacak gibi bir şey. Çünkü gerçekten seçim olması gerekiyor. Bunlar mümkün değil. Dolayısıyla federasyon da böyle bir şey kararı vermiş. Ve bu kararda da artık Temmuz'da seçime gidilecek. Ve mevcut federasyon yerine yeni bir federasyon seçilecek. Dolayısıyla kulüplerin de bu tavrı gerçekleşmiş oldu. Başkanımız da bu konuda bizim kulübümüzde seçime gidilmesini istiyor. İmzayla seçime götürelim diye Kulüpler Birliği şey yaptı. O imzalara gerek kalmadan federasyon zaten seçim açıkladı. Durum bu şekilde. Gerginlikten bahsettiniz ve çözüm önerilerinin artık sunulması gerektiğini söylüyorsunuz. Sosyal medya çok önemli bir unsur. Kulüplerin yaptığı paylaşımlar da var. Bunların da bir düzenlemeye gitmesi gerekiyor mu kulüpler tarafından? Siz de gerçi kişisel olarak maruz kalıyorsunuz bazı sosyal medya problemlerine. Ama kulüpler milyonlara hitap ediyor. Sizce bu da bir düzeltilebilir mi? Özellikle büyük kulüplerin paylaşımlarında daha tahrik unsuru, kışkırtıcı unsurunun az olduğu, daha itidal çağrılarının yapıldığı paylaşımlara yönelmesi daha faydalı olmaz mı? Şöyle, futbolun bir eğlence tarafı da var. Kesinlikle yani daha birbirini kışkırtmayan ama şu futboldan normal sosyal hayatımızdaki de şakalaşmayı almamamız gerekiyor. O bazen o şakalaşmak hatta gerginlikleri de düşürebiliyor ama tabii onun dozajı, düzeyi çok önemli. Ama her türlü şeyin yapılması lazım. Yani sosyal medyada kulüplerin paylaşımları da çok önemli. Sosyal medyadaki tüm yapılanmanın araştırılması gerekiyor. Ben bunu 5 ay önce de söylemiştim.
gelin herkes imza versin. Çünkü diğer türlü bu manipülasyonla, çünkü sosyal medyada istediğin türde manipülasyon yapabiliyorsun. Bir yere gitmiyor konu ve gitgide daha da büyüyor. Bu çözümler bir an evvel yapılmazsa daha da büyüyecek. Kulüplerin bu konuda vereceği imzalarla kişilerin hemen çözülebilecek bir konu bu. Dediğim gibi herkes incelenirse zaten kim yanlış yapıyorsa ortaya çıkacaktır. Ve bu inceleme başladığı andan itibaren göreceğiz sosyal medyadaki bu tip yanlışlar, tamamen hoyratça yapılan, insanları karalamaya yönelik yapılan şeyler de çok çok azalacaktır. Bunun da neticesini başladığı anda göreceğiz. Çünkü kamunun, devletin bu konuda inceleme başlatması lazım. Gerçekten devletin bu konuya el atması gerekiyor. Sadece sosyal medya değil, gerilen bu gerginlik noktasına. Çünkü daha da ileri gittiği zaman zaten bir şeyler olursa, inşallah olmasın, zaten kamu el atmak zorunda kalacak. Şimdiden el atarsa, hiç değilse bir şeyler olmadan bunlar yapılmış olacak. Nitekim temiz iller başlasın dedikten sonra ben, hepimiz de biliyoruz ki bir sürü olaylar oldu. Yani o gün başlamış olsa, ondan sonraki bu yaşanan işte hakem yumruklama, sahadan çekilme, İstanbulspor'un ondan sonra farklı konuşmalar, şimdi bu Süper Lig konusu, bunların hiçbirisi belki o zaman yapılsa bu operasyon, herkes şeffaflıkla imzalarını verse, bunların belki de hiçbirisi olmayacaktı. Bu noktalara gelmeyecektik. Erdem Bey, az önce söylediğiniz gergin bir ortam var. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe arası. Siz Fenerbahçe yönetimiyle oturup bir konuşma taraftarı olur musunuz? Ve ayrıca bu akşam bir kupa töreni yapılmadı. Galatasaray hükmen galip gelecek gibi duruyor. Bir kupa töreni planlanıyor mu? Ne zaman? Daha öyle şeyler hiç konuşulmadı. O yüzden hani kupa nasıl olur bilmiyorum. Ama gerginliğin azaltılması için her şey yapılabilir, her şey yapılmalı. Bunun içerisinde ne varsa herkes bu konuda bir adım atması lazım. Ne yapılması gerekiyorsa bence taraflar da bunu yapmaya hazır olması gerekir diye düşünüyorum. Otobüs kalkacak. Evet, çok teşekkür ederim. Çok adım sağ olun. Adım bekliyorsunuz da, adım atılması lazım dediniz de, adım mı beklersiniz, adım mı atarsınız? Yok, yani ne gerekiyorsa yapalım diyorum. Zaten bir sürü adım söylüyorum yani. Şimdi öncelikle Efkan, eski abonelerimizden, eski YouTube işine alışamadım ama affına sığınıyorum. Sana ve ekipteki genç kardeşlere selam olsun demiş. Sana selam olsun. Aleyküm Kral selam. Özlettin, her zaman aleyküm bekliyoruz. Selam. Bu bir. İkincisi, Erden Timur, bu yabancı bir tane adam getirelim. Herkesin doğrusunu yanlışını yazsın. İşini Ali Koç yabancı hakem getirelim dedi diye diyor da. Abi bu iş... Hani de ki yarın yabancı Fener kabul etti. Bu iş Türkiye'yi germekten başka bir şey yapmaz ki. Yani bu işe gerek yok ki. Yani ne gerek var gerginliği tırmandırmaya? Yani son 10 yıla baktılar. Galatasaray Fener'den 10 puan fazla almış hakem hatalarıyla. Ne olacak mesela? Fener Galatasaray'dan 10 puan fazla almış. Ne olacak yani? Neyi değişecek? Ben bu fikrin sadece Ali Koç Fenerbahçe yabancı hakem gelsin dedi diye kontr istek olarak söylendiğini varsayıyorum. Bu mantıklı gelmiyor bana. Yani neyi çözecek? Yani o son 10 yıla baktıralım. Son 10 yıla baktırdık abi. Kendi kulübümü söyleyeyim. Beşiktaş 20 puan eksik almış. Yani 20 puan Beşiktaş'a geri verilecek mi mesela? Yok. Niye baktırıyoruz abi o zaman son 10 yıla yani? Bundan sonrasının çok... düzgün olması için uğraşmamalı mıyız? Yani son 10 yıla baktırmak kime? Mesela beni daha çok sinirlendireceksin eğer Beşiktaş hakkı yenmişse. Yani niye yapıyoruz böyle bir şey abi? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Bu işi yapmanın bir mantığı olur. Nasıl Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararı diyoruz. Bir mantığı olur. Son 10 yıla niye baktırıyoruz abi? Bak diyorlar ki daha bir senedir diyor bu işi diyorlar. Ben o zaman bir senedir yanlış düşünüyor diyorum Erden Timur. Baktırmanın ne faydası var ha? Ne mesela baktık, Galatasaray ya. Erden Timur haklıymış be. Galatasaray'ın son 10 yılda 20 puan eksi Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan. Ne olacak? Galatasaray'a bir şey mi verecek mesela? Bir kupada bir hak mı iddia edecek Galatasaray? Yok. Galatasaraylar daha stres sinirlenecek. Yani neye Galatasaray yarayacak? Tweet atmış. Galatasaray'ın tweetine bakalım. Şanlıurfa hatırası diye. GS'ye ithamda bulunuyorlar diyorsunuz da beyler, bu baktırış ithamları çözecek mi mesela? Susacak mı artık ithamlar?
Yok, susmayacak. Daha ya çok İtham mı diyen adam şunu diyemeyecek mi diye düşünüyorsunuz? Getirilen hakem hocası Galatasaraylıymış. 2 sene Pensilvanya'da master yapmış. Gerisini siz anlayın yazdı mesela Ahmet Ercanlar. Ne yapacaksınız o zaman? Bitmiş mi olacak Galatasaray? Yani nefret bitmiş mi olacak sanıyorsunuz? Nefret etmek isteyen adama, olayları germek isteyen adama yabancı hakem yorumcusu getirsen ne olur ya? Ne işe yarayacak? Tamam, bizim hakkımız yenmemiş ama mesela Beşiktaş ya da Fenerbahçe'yi daha çok kollamışlar deyip bu sefer ona sinirlenecek bu sefer. Yani aynen öyle. Yani bu hoş, ben yani doğru bir, bunu bence yani istek olarak demiyor da şu açısından diyor. Ben kendime güveniyorum, ben teraziye çıkmak istiyorum diyor da ben doğru bulmuyorum bu teraziyi. Bu terazi kavga ve gerginliği tırmandırmaktan başka hiçbir şeye yaramaz diyorum. Yaramaz. Doğru söylüyorsun. Yaramaz mı diyorum? Yani buna gerek yok abi. Bizim ülke o şeyi aştı. Hani bir hakem yorumlusu getirelim. Hakem yorumlusuna güvenmiyoruz ki abi. Görmüyor musun? Var zaten şu an. Yabancı kim o? Hakemlere offside'ı niye verdin? Touch'ı niye verdin diye. Hüydalas'ın çaldığı penaltıyı buldu o gün millet ya. İşte Hüydalas millete kolay penaltı verme diyor. Türkiye'ye karşı çaldığı penaltıya bak falan diye. Videosu çıktı adamın ya. 60 yaşında adam. Hangi hakemi getireceğim yani de burada millet güvenecek ona? Adam hem yani o Fener maçındaki hataya kızdı. Hem Galatasaray maçındaki hataya kızdı. Ama ilk önce Galatasaray maçındaki hata sızdırıldı ya. Aynen. Yani evet, o evet. Gün adamlar onu buldu mesela. Abi tabii. Yani. Yani işte Hüydalas'ın verdiği penaltı. Ultra Aslan tweet atmış. Galatasaray'ınkine bakalım ilk önce. Cesaret temalı bir tweet diyeyim. Tweet'in detaylarını okumayayım. Çok erkeklikli, delikanlılıklı bir tweet. Dillendirmeyelim ama yani cesaret temalı bir tweet atmış. Galatasaray'ın tweet'i Poşili Galatasaraylı futbolcuları paylaşmış. Bu Poşi'yi bu arada Galatasaray yarın store'a koysun. Ki Galatasaray 3 büyükler içinde en kötü store yönetimi olan ve en kötü store olan camia. Maalesef orada bir Türkiye'de genel olarak bir kötülük var. Kendi kulübümü de dahil ettiğim için maalesef evet, diye evet. Başladım. Mesela şunu bu futbolcuların boynuna koyduğun gün satışa sunman lazım. Aynen. Beşiktaş kulübüne Santos'un boynundaki atkıyı satışa çıkarması beni inanılmaz şaşırttı mesela. Ben normalde Beşiktaş kulübüne yalvarırdık. Ya lütfen çıkarın, lütfen gelsin. Orada mesela hızlı aksiyon alındı, beni çok şaşırttı Beşiktaş kulübü. Bugünkü Atatürk tişörtü de. Şimdi bu poşi yarın bekle ki gelsin store'a, gelir. Hemen stok biter. Ya bu kulüpler bu mağazaları yönetemiyor abi. Ya tüylerin diken diken olur bu kulüplerin bu mağazaları yönetiş şekleri. Ya mesela şundan Galatasaray büyük bir camia değil mi? Şundan hemen ilk başta bir 500 bin stok yapmadan milletin boynuna sarmazsın mesela. 500 bin çok oldu da mesela 100 bin stok yapmadan bu işe girmezsin. Şimdi ya bekle ki gelsin. En sağdaki adam kim lan? Okan Murat'a benziyor. Benzemiyor da. Aç abi fotoğrafı. Açtın mı? En sağda bak kim bu? Okan Murat'ın oğluna da benziyor. Okan Murat'a da benziyor. Bir yandan yaşlı da. Bir yandan genç de duruyor. Bir yandan Göksel Gümüşdağ'a da benziyor. Kim bu adam? Bu adam kim arkadaşlar? Bilen yazsın. Bizi tanıdık tipsel. Kenan Doğulu'ya da benziyor. Sumudika'ya da benziyor. Herkese benzeyen adam. Şu adam kim? Oğlum Galatasaray'da random adam var ha. Bir sürü. O tarafta gülmeyen tek adamı bulalım ya. Şu. O... Tebessüm ediyor mu? Ben bakmadan söylüyorum. Zaha belli bak biliyorum. Zaha. Baksana Zaha'nın. Zaha'nın şu. Ya abi bu kadar memnun değilsen bu ülkeden git ya. Abi bu ülkeyle de çok alakalı değil. Öyle bugün durma bir pozisyon izledim. Bir kupa pozunda böyle durulmaz ya. Penaltı kaçırıyor. Orta şey penaltı noktasına kızıyor mesela deli gibi. Bu kadar suratı turşu satan bir adam görmedim. Oriye bile gülüyor be fotoğrafta.
Niye maça çıkmadan kupa aldı mesela? Evet, harbi adam sıfır maçı. Gerçi maça çıktı bu arada da bugün. Vallahi Galatasaray topa değmeden kupa aldı diyecektik de Galatasaray gol bile attı. Sana öyle söyleyeyim Bart. Yani normalde ulan terlemediniz bile, topa bile değmediniz falan filan diyecektik. Yaraya tuz mu basarız abi böyle? Yani hayır diyemiyorum, o anlamda dedim yani. Sen yanlış anlama. Seni gördüm, üzmek için demiyorum da. Şenol Güneş, Ahmet Nurşebi meselesi biraz değinilmeli abi. Evet evet. Bu yani bu yayının meselesi değil. Bu yayının meselesi değil. Bu meseleyi belirlemek lazım. Şenol Ahmet Nurşebi parasını kurtarmak için beni yaktı. Bu ne demek abi? Beşiktaş'ın bu yaz yapıldığı bütün transferler incelensin. Hiç doğru bulmadım bu lafı. Yani sen buna göz mü yumdun? O zaman Şenol Hoca'ya da arıza çıkarırım. Nasıl bunu Beşiktaş camiasından gizlersin? Burada bir yamukluk yapıldıysa. Icardi story mi yapmış? O kayıt sevinci dediğimiz kardeşimizin pozunu paylaşıp teşekkürler Şanlıurfa yazmış. Aa, enteresan. Icardi. Teşekkürler Şanlıurfa demiş ha. Çocuk için ne kadar güzel bir anı ya. Icardi story de atıyor. E 12 bin kişiyiz, 2 bin beğeni diyorlar. Abonelik falan da alayım chat ya. Abone olmayanlardan bir abonelik yapayım. Her akşam burada beraberiz. 3 saat oldu yayındayız mesela. Aynen öyle. 3 saat oldu yayındayız. Hangi kanalım 3 saat yayını var ve hepsine yine gerekeni yaptık. Aboneliğimi çakayım. 172 bin yapayım bu kanalı bir hemen. Instagram'da beni takip etmiyorsanız bir takip edin. Orada 4 bin kişi daha gelirse 200 bin kutlamamız var. 200 bin kutlamamızı biliyor musun İlmi? Yok. Nedir? Oley be diyeceğim evde, çok sevineceğim. Ama ya içimde fırtınalar kopacak. Yani bir takip edin. Acayip bir kutlama geliyor içten. 2011 Süper Kupayı Urfa'da oynayalım olayı konuşuldu mu? Konuşuldu. Konuşuldu. Ya konuşmadığımız herhangi bir şey kalmadı herhalde ya. Bence de. Salaktan o çıkalım o zaman. 2 saat 52 dakika. Güzel bir yayın. Eyüp Spor Tweet. Eyüp Spor Tweet'e bakalım. Aa, semti mukaddes mi derler? Arda Turan'ın şeyine de bakalım. Göbeğine, göbek atmasını şey yaptık. Yok, Instagram diyorsa paylaşımı yapmış bir de. Elinde pro'yla. Kendini kutlayan kulüpleri şey yapmış. Teşekkürler diye alıntılamış. O tweet'leri görüyorum. Bu muydu Eyüp Spor Tweet? Eyüp Spor Tweet bu mu? O zaman dans diye Arda Turan'ın dans videosu mu acaba milletin açmamızı istediği? ...200 bin kutlaması, böyle bir dans bekliyorum senden. Halı sahada yapmaz mıydı sana böyle bir şey? Galibiyetinizi göremedik ki oğlum, böyle bir oyun oynayalım. Yapmayız gibi geldi. Son maçı benim takım kazandı bu arada. Sizin takım kazandı. Umut'la senin takım kazandı. Aynen. Baktık. Benle Hasan abinin takım kaybetti. Aynen öyle. Bu arada bugün size bir sürprizim var. Kupon mu yapıyoruz? Aynen öyle, kupon yapacağız. Sen şu an, sizde benim yayın var mı? Sizde yayın yoktur. Yok. Şimdi size öyle bir kupon yaptıracağım ki bugüne kadar hiç böyle bir yayın yapmamıştınız. Adama burada mesela. At yarışı oynayacağız bugün. At yarışı oynayacağız. At yarışı oynayacağız. Futboldan anlamadığımız çok çok bariz belli oldu. Ganyan'a döndüm. Ben o yüzden bir tane şey yapacaktım ya. Basketbol ligi kuponu. Yok, Ganyan. İyiyiz abini. Amerikan futbolu bekledim ilmi senden bir. Amerikan bak futbolu şimdi şu an tatilde. Beyler size şunu söyleyeyim. At yarışının önemli olan şey nedir biliyor musun?
Abi atın yeni... ismi. Atın ismi çok önemlidir. En favori alamaz. İkinci, üçüncü favori. İkinci, genel. Üçüncülerden ismi iyi olan alır. Mesela bak Sake'ye 4 veriyor. Sıkıntı. Sake alamaz büyük ihtimal bunu. 6.80 Tituba mı? 7.65 Holfoli mi? Holfoli. Holfoli. Holfoli'den olmaz abi. Holfoli çok kötü isim Holy ya. Holfoli berbat isim. Tituba bu. Bu iş Tituba işi. Bu iş Tituba işi beyler. Tituba'da yokum ya. Tituba. Güven bana. 9. koşu Tituba. Benim favori ismim şey olmuştu ya. Squash Blossom. Squash Blossom. Kesin ondayım ben. Squash Blossom mu diyorsun lan? Evet. Bu arada bu... Yep. Yok bu Amerika yarışı. Bunu oynamayalım. Yok bunu oynamayalım. Bu Amerika yarışı. Biz Bursa oynayalım abi. Kendi memleketimin koşusunu oynarım. Aa Baturzade. İsme bak. Baturzade mi? İsseven var mesela. İsseven. Bir sunur. Canım hediye mi? Aa. Canım hediye kötü attır. Belli. Bence canım bir hediye şey... iyi bir yarışçı değil. Çakar mı? Olmasın. Çok iddialı. Niye diyeceksin? Kız arkadaşımın adı hediye. Ona böyle bir dakika. KG ne abi demek? Kapalı gözlük takılacağı ifade eder. SK. Start'a kadar abi kulaklık takacağını ifade eder. Start'a kadar kulaklık. Canın sağ olsun. Semih Cenk de geliyor lan at. Eji koşar ha. Abi Çakarman ve Doğan Asil çok iddialı isimler. Bu kadar iddialı giriyorsan kazanamazsın bence. Doğan Asil bence öyle bir... Aa, Asil Doğan diyorsun. Asil aynen. Ama şöyle düşün İlmi, belki bu ismi başka rakipleri koymuştur Çakarmen'e. Abi Çakarmen... Çakarmen çok iddialı abi. Çileyim mi? En hafif yani bu adam bize ya. Çakarmen. Bu adam bize Çakarmen. Harbiden Çakarmen alır ilk eli ya. İlk elde Çakarmen. Çakarmen. Çakarmen çok iddialı. Çakarmen abi ben... ilk koşuyu alır. Ay! Atom enerjisi ya bence. Samuray Nakano mu? Of. Oo, Leyloş Hanım. İsim budur. Kapalı gözlük, starta kadar kulaklık, dil bağı. Aa, dil bağı dil ne? Bağı. Biz dile bağa karşıyız yalnız. Ben oynamam bu ata. Bırakınız efendim acaba hayvanı. Işte yabancı at diye bir şey mi var dil bağı? Aa. Kınalı Girl mü? Kınalı Girl. Kınalı Girl yapıştırır. Hiç şansı yok. Caddebostan. Abi Lady Caddebostan nasıl bir isim? Lady yani? Caddebostan. Gezinti at abi. Gezeceksin Lady Caddebostan'la. Lady Caddebostan'ın yarış kazanacağı Türkiye böyle bir Türkiye değil abi. Lady Caddebostan'a ben hep konuşuyoruz. Onun ben son yarışını izlerken abi bir daha Lady Caddebostan'ı izleyemeyeceğim diye üzüldüm mesela. Bizim Cado mu? Bizim Cado aynı. Selanik Prensi. Oğlum bu kadar özellik olamaz ki bir atta. Yanak peluşu. Dış start. Yok atın kafası karışır abi. Abi yok bu çok bu çok. Bak bu kadar teferruat çok. Selanik Prensi patlar bu el. Abi Selanik Prensi de çok fazla iddialı. Beyler. Ohio man. Ohio man. Ohio man. Ohio man bu yarışı götürür. Bir şey söyleyeceğim abi bu arada. İkinci atı sakın okuma. Dikkat et. Thrill Seeker mı? Aynen. Thrill Seeker. Thrill bu yarışı Seeker. Thrill Seeker. Umarım bizim kupona yapmaz aynı şeyi de. Ohio man diyorum ya. Ohio man. Come on. Ohio man de varım gibi. Ohio man. Gerçi yok ya. Kandıra Bey'i ne koşar biliyor musun? Kandıra Bey'i şey geliyor. Alt kurvardan Kandıra Bey. Kandıra Bey. Kandıra Bey. Kandıra Bey. Soruyorum. Bu orijin kısmında yazanlar ne? Şarkı adı gibi. Orijin ne biliyor musun? Orijin mesela babası Dale. Beyler ben her gün at yarışı oynuyorum ya. Allah'a emanet olun. Futbol işi bitmiştir. Ne söyleyeceğim abi? Atın tane ana Dale babası Dale yazıyor. For nature. Oğlum. Anasını. Abi her yayın abi kardeş var mesela. Oo. Kardeş var ya.
King Time'la Thrill Seeker kardeş lan. Ağlarız ya. Kardeşleri birbirine kırdırmışlar. Abi vurdurmayın kardeşleri birbirine ya. King Daredevil sende de nasıl bir şey varsa çıkar gölgesinde oturan Reis. İki tane yarış atı nasıl çıkardın ya? Onda da gölgede de oturur iki çay içeriz. Orası bir ne yaptın be dayı ya? Thrill Seeker'ın sahibi yani Görkem Özçelik'miş. Ben dedim ki eski manken Gamze Özçelik'in atı mı? Çünkü ünlülerin atları var bu arada. Ohio Man asla alamaz beyler. İki kardeşten biri alır gibi geliyor ya. Yok kardeşler birbirine doğru şey yapmaz. Kandıra Bey ya. Abi ben şöyle ben Selanik Prensi diyorum tamamen kilodan. Hani belli ki bir ağırlığı var. Ama yok abi, ağır koşamaz abi ağır hayvan. Ama abi, nereden ağırlığı var abi? Hiç mi görmedin halı sahada? Yani koşamıyoruz. Daredevil abi. Kandıra Bey. Kandıra Bey'in götürür bu şeye. Oğlum bu kadar at olur mu ya bir o koşuda? Baştan başlayalım. Abi yeğenim sönmez biraz. Yiğit. İsme bak. Emin baba. Bu arada baba. Speed Hanner'la Blue Jasmine kardeş. Anzaklı var mesela. Emin babayla da King of Karşıyaka kardeş lan. Kardeşler çok yarışıyor demek ki. O kadar garip bir şey değil lan kardeşlerin yarışması. Ben son 10 dakikalık süreçte neyi anladım biliyor musunuz? Sergen Yalçın haklıymış. Evet abi bu inanılmaz bir keyif ya. Bu harbi... Ya Sergen Yalçın'a Türk medyasının bir borcu var. Bir de şöyle düşünsenize bu kadar inceleyip tutturduğunu düşün bir de. Abi bu kadar inceleyip oğlum, anlıyorsun. Oğlum tutturacağız ki zaten. Bence 3 elde de en mantıklı şey biz oynadık bu arada. Zissino mu? Zissino ismi çok iyi geldi ya. Abi Anzaklı mı vardı aşağıda öyle bir şey okudum ben. Aynen Anzaklı. Anzaklı. Vermez bir şey bunlara. Anzaklı kötü at abi. Anzaklı kötü at. Hayatta Anzaklı. Hiçbir yarışı enine çizgili giyinen bir adam kazanamaz. Bak jokeyi enine çizgili. Her zaman dikine çizgi kazanır bu hayatta. Bu arada Anzaklı öttürecek haberin olsun. Kara akrep ve Anzaklı'yı ele direkt. Ben sana söyleyeyim. Yeğenim Miraç'a ne diyorsun? Zissino abi. Fortunello mu? Duygusal geldi. Yeğenim Miraç ya çok duygusal adam zor mu? Bursa koşusu sert geçer abi ya. Bursa dişe diş mücadele yeri ya. Sen çıkarsın Bursa depleseden. Yani İnşallah. Yeğenim Miraç işte amcamın oğluna hediye falan. Öyle bir atla çıkamazsın. Burası kara akrep falan yeri anladın mı? Yani Zissino yeri burası yani. Bu öttürmen lazım buralarda. Yakarmen var mesela. Miraç bizi izliyorsa falan Miraç'a bir selam yollarım ya. Yeğenim Miraç harbi bizi takip ediyorsa Miraç'a selam. Ama bu yarış kara akrep ya da Zissino diyor ya. Zissino. Zissino baba. Yanlış yaptım bu yarışı. Biz bilmeden oynamayız bu işi. Anzaklı'nın yarışı bu. Taarruz mu? Ateş esintisi mi? Üf, kırmızı şeytanlar. Oğlum taarruz, ateş esintisi. İnanılmaz bir isim lan. AP ne oluyor? AP ne oluyor beyler jokeyde? HP ne? Atın canı mı? Çok kötü şaka gibi. KP tabii nerede? Tabii, şaka da. Apprenti'ymiş abi. Neymiş? Yuhasa. Apprenti. Ne demek? Apprenti olunca ne oluyor beyler? Hani bugün bilmiyorum başka yarışa daha mı çıkıyor? Hani evet, yorgun gelir jokey gibi mi? Hiçbir farkı yok. Ne demekmiş? At yarışlarında... Bir dakika. At yarışlarında fazla yarış kazanan jokeylere göre daha az yarış kazanan genç birincilere denmektedir. Biz hiç Apprenti'yi oynadık mı mesela? O da önemli. Wonderkid gibi bir şey herhalde. Onlar hiçbir şey yapamaz. Ben bak. Behram Kale iyi gibi duruyordu ama sen bilirsin. Oğlum biz var ya iyi oynamışız ha bak. Bizim hiçbiri Apprenti değil. Beyler galiba ilkinde vurduk parayı. İlkinde vurduk parayı beyler. Burada da abi çok dayıma basın tarzı bir
talep var ama chatten. Kardeşim. Yani. Aman diyeyim. Yeğen Miraç'tan. Eylül Lize. Yok, Eylül Lize'den abi, hiçbir şey olmaz. Abi bu yarış taarruzun yarışı, çok belli. Taarruzun yarışı bu yarış ya. Ben çok ateş, belli. Ateş esintisi çok erotik geldi bana ya. Ateş esintisi fazla erotik ya. Abi. Bursa'ya bu kadar erotizm yok ya Bursa yarışında. Taarruz. Taarruz olur abi bu. Taarruz öttürür burayı. Çok altıncı belli koşu. Gel baba. Sinoplu Merve mi? Çok aman hocam. Aman diyeyim bence de. Çok. Yani yanlış anlaşılır. Biri Görkem Bey siz duyar. İki el önce de oynadınız yalnız. Bak yorgun gelecek herif. Fark ettiniz mi? Hızlı emelme. Burası hızlı çok emelme, yanlış yerlere altıncı gidiyor. Koşu bize göre değil. Altıncı koşuda sıkıntı olur bize ya. Altıncı koşuda çelik kalkan mı aman diyeyim. Aman aman hocam. Bu koşu aman bizlik hocam değil. Las Fatih'i alır kaçarım. Sıkıntı da yaşamayalım. Biraz sinirli olabilir ama abi at. Las Fatih. Ama bir şey diyeyim mi? Harbi Las Fatih'in koştu lan bu koşu. Bir daha bakayım şöyle. Ben halkan alayım ya. Sabuk'un yanında bir şey var beyler bak. Bu işaret de. Kaplumbağa diyor yavaş. Kaplumbağa işaretine benzettim. Hayır abi yavaş at demek var yanında. Diğerleri eşek miydi? Hayda. Eşeğe mi oynadık bilmeden? Niye Saluki ile Merve'de at var? Ekuri ne demek? Ekuri ne demek beyler? Nasıl Ekuri yani? Ne beyler? Manita mı? Nasıl onlar şey? Ekuri. Yani Saluki ile Merve şey mi? Ha, i̇kisi de kazanırsa ortak aynı sahibi. He, abi o zaman sahipleri aynı. Yani. Hakkı Tarık Bey bak sahibi yok yok hakkı sahibi aynen. Aynen. Hakkı Tarık Bey'in he atları. Abi biz Saluki'yi oynayalım. Sinoplu Merve biraz arıza gibi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Asla bu ikisine de oynama. Aynı yarışta iki hayır tane at sokma işi beni çok tüylendirdi. Zaten şey abi ceketler de aynıymış bak. Hızlı Emel, hızlı Emel diyorum ben bu tur. Abi Hızlı Emel oynamayalım. Gözünü abi bir seveyim kere at yarışı. At sana kendini söylüyor Hızlı Emel ya. Abi Hızlı Emel çok yanlış bir isim ya. Harbi mi? Bence isimden onu çözme işi çok doğru değil abi ya. Tamam. Abi Hızlı neyden Emel çözelim? Bak korkunç mesela yani. Bu at nereli? Nereli? Abi, mesela ama atın nereli olduğunu abi bilsen mesela Bursa yöresine ait bir at mı? Ben mesela abi hava durumu çok önemli. İngiliz atı mesela Bursa'da iyi koşar. Aynı kapalılıkta bir hava. Bir de bir şey sorabilir mi abi? Bu isimlerin altında 8Y bu yıl olarak değil mi? 8 yaş 8 evet yıldır mı? 8 yaşında. Ha, okey. Abdullah abi, Avcı mı ne bu? 5 yaşında. Abi Hızlı Emel'e bir yukarı çıksana. Hızlı Emel 5 yaşında abi. Hızlı Emel genç ya. 8 yaşındaki Murat der ki moruk ben hamburger yiyeceğim seni yeneceğim falan der ya. Abi Hızlı Emel'in atalarından birinin ismi Hızlı Tay'mış mesela. Evet bunlar abi harbiş aile hızlı. Hızlı bir aile, aile diyorum hızlı sana. Hızlı aile. O yüzden ben de Hızlı Emel'e kaydım yani. Hızlı Emel'e ben de okeyim ya. Hızlı Emel abi siz bana güvenin ya. Biz ilk seferinden vurduk çocuklar bunu. Ben size söyleyeyim. Bir şöyle bir şey var bak doğru diyor chat. Çelik Kalkan 10 yaşında harbiden onun ismi değiştirmenin ya vakti gelmiştir sanki. Çelik Kalkan, Çelik Kalkan kadayıflaşmış iyice ya. Kadayıf olmuşsun. Ben sana söyleyeyim. Şimdi Çelik değil paslı kalkan olmuşsun sen. Haberin yok. Bir dakika. Şimdi diyor ki koşmaz at olması durumunda oynanmasını istiyorum. Yani benim oynadığım at koşamazsa Ander'e baksın. Onu kabul etmeden olmuyor zaten galiba kupa. Bas bakayım be abi ona. Gerçekleştirilmeyecektir diyor çünkü. Aynen öyle. Bizim tamam bütün atlar koşar ya zaten. Abi bizim isimlere baksana bizimkilerle. Baksın başlangıç anına kadar hesabımız tam 1 lira var hesabımızda. Çok iyi abi oynayayım bunu ben. Abi bak ben size bir şey söyleyeyim mi chat? Yarın kaçta bu yarış ya? Ben yayıncılığı bırakıyorum siz galiba 6'lıya vurdum. Ne alıyor 6'lıya vuran? Abi 50 misli diyor işte. 50 misli değil 50 abi. O kadar az mı alıyorum? Hayır hayır. Abi ben 50 misli oynadım. Oynama 50 misli. Ben izlerim bunu ya. Kaçta bu?
İlk yarışı Çakarman alsa heyecandan bayılırım galiba ya. Harbiden öyle bir şey olur. Bu arada yarışı bitirmesine gerek yok. Ben herhangi bir yerde birinci olursa bayılırım muhtemelen. Harbi bayılırım. 200 bin diyor. Diyorlar. 20 lira 200 bin mi oluyor? 200 bin ya, değildir o... beyler, asla değil. En az 4-5 milyon dolar bir şey bu yani. Altılıyı bak, tutturmak, altılıyı havuzda... tutturan adam kafayı yiyor. Havuzda birikiyor, bölünüyor demişler. Bölünmez ki. Bizim gibi bu altılıyı oynayan adam lazım bölünmesi için. Oynamayın beyler be. Beyler bir de harbi tutar mı? Oynamayın, bir ikisini yani. Değiştirin ya. Benim ikramiyeye göz koymayın ya. Bu yazdığımız atlarla 200 bin bile alamazmışız abi. Bu öyle. Yazdığım atlara bakınca ben halı sahada bu atlarla oynarım. Öyle şey söyleyeceğim. Harbiden. İsimler bizim... çok fena. Çakarman. Forvet oynar mesela. Attığın topu bitirir. Çakarman. Hızlı Emel at kanada. Abi altılar kapanınca belli oluyormuş oranlar. Tamam belli olsun abi, bekliyorum. Galatasaray paylaşımı yapmış. Sen oynadın mı abi? Oynadım. Aradım seni her yerde müziğiyle. Fenerbahçe kulübesini falan çekmiş Galatasaray. Ararım seni her yerde ile paylaşmış. Bu arada az önceki at yarışı meselesine dönersek atyarışı.com üye olan herkese 100 lira bonus veriyor. Sizler de üye olabilirsiniz. Üye olup o ana sayfadaki üye ol kısmına bastığınız zaman şurada üye olan herkese 100 lira hediye eden üye olabiliyorsunuz. TJK'nın yasal online bahis sitesi atyarışı.com. Başka söylemem gereken bir şey mi? Tamam yok. Düşündüm de. Amerika zaten yarışı. Tutan kuponu da verdik. Tutan kuponu oynamayın ama beyler. Ben kazanayım ya. Burada kupondaş var mı? Bekleyen. Rezerve var mesela. Bak benim rezerve. O herhalde kapanınca abi. Aynen. Çünkü oranlar belli değil aynen, ya. Aynen aynen. Oranlar belli olmadığı için. Abi çok heyecanlıyım ya. Peki bu ne zaman belli hayatıma oluyor abi? Hayatıma niye böyle bir heyecan girdi ki? Abi bu arada abi yarın ilk yarış 2'de. Bak 2'den 4.30'a kadar yarış var. 2'den 4.30'a yarın... kadar ben iptalim ya. Yarın ders çalışacaktım sözde. 2'den ben... 4.30'a kadar kitlediniz ben... beni. Çakarman, Kanalı Göl, Kandır abi hadi ya. Yapın abi. Koşalım ya. Atsındır be, koşarsın ya. Evet. Evet 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 evet. Bu Çakarman'ın bir fotoğrafı motorafı yok mu yani, merak ettim tipini. Bakayım ben. Bence direkt yazmayalım da Google'a. Çakarman yazsan inanılmaz şeyler çıkar lan Google'a. En son Çakarman, çıkabilir öyle diyeyim sana. Çakarman TJK yazdım. Hipodrom'dan bir yayın hayal ettim ya. Of. Akarız ha. Atyarışı.com bizi götürsün. Hasan abi şey diyor Allah. Halı saha ekibine şey diyor, bir koşun bakayım yarıştırayım sizi. Bir şey diyeyim mi? Çakarman'ın birinciliği yok hiç. Ne diyorsun ya? Bugün geldi. Peki haberin bir şey yok. Söyleyeceğim sana. Çakarman'ın hiç birinciliği yok. Bizim de hiç at yarışı oynamışlığımız yoktu. Aynen öyle. Evet. İlklerin günü. Yarın çakıyor. 6-7 bin verir diyorlar lan. 6-7 bin az abi ya. Depoyu fulleriz. Ha öyle diyorsun. Olur. Hiç yoktan iyidir de. Abi Kandıra Bey'in karizmaya bir baksanıza ya. Böyle bir şey yok. Kandıra Bey falan alıyor abi. Biz çok iyi kupon yaptık diyoruz ya. Atyarışı.com'a teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok iyi kupon yaptık. Hızlı Emel TJK yazmış. Hızlı Emel. Hızlı Emel. Ben bu gece rüyamda Hızlı Emel diye sayıklarsak o sıkıntı bir. Çünkü öyle adamlar var. Benim bir akraba vardı öyle, rüyasında bağırıyormuş. Ebru.
Karısı bunu cimcikli uyandırıyor. Kim öbürü, kim öbürü, bir araştırıyorlar. Adam ganyancıymış. Ebru at. Abi Hızlı Emel fena winner duruyor, haberin olsun. Evet evet, Hızlı Emel iyi. Hızlı Emel abi, oynadık diyorum size. Çakarmen 4 aydır pistlerdeymiş. Abi genç çocuk aldık. Wonder Kid aldık Çakarmen. E boşuna. Çakarmen Emel... bambaşka geliyor. Ben size söyleyeyim. Emel the fast one diyorum ya. Abi bu arada chatte şöyle bir bilgi var. Yarış bittiği zaman oyunu oynayanlara ikramiye kazanan kişi sayısına bölünür. Ona biliyorum, göre ganyan. Biliyorum ya, mantık belli. Spor Toto mantığı bilmiyorum da. Ertem şeyle Rasim Ozan'la Ahmet Çakar yine kapışmışlar canlı yayında. O programda Rasim Ozan bu boşnak meselesinden sonra döndüğünden beri hiç istenmiyor gibi geliyor bana, acayip. Eskiden mesela daha bir ona karşı tahammülleri yüksekti. Şimdi mesela full azarlıyorlar bilmem ne. Geçen bir program izledim hele. Abi bir kere Ahmet Çakar, yani büyük ihtimal yaşıyla alakalı bir sıkıntı var. Ahmet Çakar'ın lafını böldüğün anda kalkıyor gidiyor. Böyle bir huy geliştirmiş. Sonra geri dönüyor, özür dilerim beyler diyor. Çok sert tepki verdim diyor. Geri dönüyor. Yani Ahmet Çakar'da bence hani sağlık açısından sıkıntı görüyorum. Çok tuhaf geliyor bana o hareketlerimiz. Özür dilerim beyler, geri dönüyorum falan. Geri dönüp özür dilerim beyler, ağır tepki vermişim. Bana biraz garip geliyor halleri. Ufaktan kaçalım mı? Kaçalım kaçalım. Kaçalım. Evet. Oha, yeğen Miraç diye biri var lan chatte. Öpüyorum. Abi, önce sos. Dayıma basacağın oydu set. Sizleri öpüyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi geceler. Headtalks'ta kalıyorsunuz. Headtalks bayram tatilinde ama sizlere bayram tatili yok. Öyle güzel içerikler geliyor ki nam nam nam. Mıh mıh mıh. Şimdi hepsini planlıyorum. Mucuk 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 içerikler geliyor. Görüşürüz. İyi geceler.